Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinarında daha birlikteyiz. Bugün popüler kültür konuşacağız. Popüler kültür, toplum ve siyaset ilişkisini konuşacağız. Günümüzde popüler kültürde belli başlı bazı trendler kendisini belli ediyor. Bir yandan İşte televizyonlarda psikoloji ağırlıklı dizilerin çok popüler olduğunu görüyoruz. Hemen hemen her kanalda bu tarz dizilere, programlara rastlamak mümkün ve bunlar reyting rekorları kırıyorlar. Öte yandan tarihe de bir ilgi var. Özellikle de Osmanlı tarihi üzerinden TRT'de olsun, başka kanallarda olsun şey yapılan birçok diziler var. Şimdi bütün bu durum ayrıyeten tabii genel Türk dizilerinde de işte cinsiyet kodları, kadın meselesinin ele alışının da alınışının da çok sıklıkla ben tartışıldığını görüyorum. Medyada olsun, başka yerlerde olsun, toplumun genelinde olsun. Aslında bütün bunlar bir vakumda oluşmuyor. Bütün bunlar bir toplumsal değişimlerin, dönüşümlerin, siyaset alanındaki de belki gelişmelerin bir tezahürü olarak da bakmak mümkündür diye düşünüyoruz. O nedenle bugünkü salgın ve toplumu bu popüler kültür üzerinden aslında Türkiye'yi nasıl okuyabiliriz? Türkiye siyasetinin, toplumunun değişimini, içinde bulunduğu durumu nasıl okuyabiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Ve bunu üç değerli konuşmacı ile beraber, hocamızla beraber yapacağız. Özyeğin Üniversitesi'nden Çimen Erkol hocamız bizimle beraber, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Emre Erdoğan hocamız bizimle beraber ve İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'nden Fuat Keyman hocamız da bugün bizimle beraber bu konuları irdeleyeceğiz. Çok da fazla sözü uzatmadan Çimen hocam, ilk olarak size dönmek ve sizinle başlamak istiyorum. Biliyorum ki siz özellikle toplumsal cinsiyet konusunun popüler kültürdeki tezahürü yansımalarıyla ilgileniyorsunuz. Araştırma alanlarınızın başında bu geliyor. Özellikle romanlar üzerinde çalıştığınızı da biliyorum. Çimen Hocam, neler söylemek istersiniz bize? İçinde bulunduğumuz durumla ilgili bu popüler kültür öğeleri bize neler söylüyor Türkiye ile ilgili, Türkiye'de kadının rolü ve Türkiye'deki toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili? Buyurun, söz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben erkeklikler üzerine çalışıyorum. Doktora tezim 12 Mart romanları üzerineydi. 12 Mart romanları o dönemi popüler romanlarıydı. Bugün belki artık o kadar popüler değiller. Bugün tarihi romanlar olarak okunuyorlar ama ben hem bu çalışmada hem bundan sonraki erkeklikleri araştırdığım diğer çalışmalarda da aslında erkekliğin erkeklerin gözünde nasıl bir bilgi nesnesi haline geldiğine odaklanmaya çalıştım. Bilgi nesnesinden de neyi kastediyorum? İşte beyazlığın örneğin beyazların gözünde bir bilgi nesnesi haline gelmesi siyah hareketiyle, siyahların politikleşmesiyle mümkün oldu. Erkekliğin bir bilgi nesnesi haline gelmesi erkeklerin gözünde de aslında kadın hareketiyle, kadın hareketinin politikleşmesiyle, queer hareketle gerçekleşti. Dolayısıyla burada aslında bir iktidar mekanizması tartışması yürütmek gerekiyor galiba. Bugün edebiyatta da, popüler kültürde de, sadece dizilerde de kısıtlı değil, bu bilgisayar oyunlarına da belki vakit kalırsa girmek mümkün olur. Ben bütün pandemiyi evde 12 yaşında bir erkek çocuğuyla birlikte geçirdiğim için bilgisayar oyunlarının da müthiş bir etkisi olduğunu mesela konuşabiliriz bu kimliklerin, toplumsal cinsiyetli kimliklerin şekillenmesinde. Bu hareketlerin hepsini yan yana getirip birbirlerinden ne alıp ne verdikleriyle biraz ilgileniyorum. Octavio Paz'ın çok güzel bir sözü var modernlik hakkında. Modernlik karşı bir gelenektir, kendisine karşı bir gelenektir diye. Erkeklik de böyle erkekliğe karşı kurulan bir şey olabilir mi? Bir bakış olabilir mi? Yani erkeklik erkeklerin de eleştirel baktığı bir şey haline gelebilir mi? Benim çalışmalarımın amacı bu. Biraz garip tepkiler aldığım oluyor erkeklik çalışıyorum deyince insanlardan. Hani hepsi birbirinin aynı diyenler oluyor mesela. Çok hani arada bir katılıyorum ama aslında bizim erkeklik çalışırken adını koymadan belki milliyetçilikle çalıştığımızı, işte etnik kardeşlik denen şeyi de çalıştığımızı, bugün bu Türkiye'nin hani fay hatlarından biri haline gelen İslamcılık, maneviyatçılık gibi o fay hatlarında ilerleme imkanını da aslında erkeklik konusu etrafından da tartışmanın mümkün olduğunu biraz düşünüyorum. Bunlardan hani bahsetmek isterim.
Aslında Türkiye modernleşmesinin arada kalmışlığı çalışırken hep kadınlara odaklanıldı. Bu da bir çeşit alışkanlık haline geldi. Yani kadın hareketini çalışmak, kadın yazarları çalışmak, romanlarda kadınların nasıl ele alındığını çalışmak gibi şeyler. Ama bu durum erkekliğin de bir inceleme nesnesi haline gelmesiyle şimdi yavaş yavaş değişiyor. Dolayısıyla aslında biz bugün siyaset biliminde örneğin milliyetçilik çalışıyorsak, işte belki popülizm çalışıyorsak, Emre Hocam'ın da söyleyecekleri olur. Aslında bir tür kardeşlik meselesini de çalıştığımızı, bir tür erkek kardeşliği meselesini de çalıştığımızı belki fark ediyor olmamız gerekecek. Bugün dolayısıyla ben hani erkeklik çalışılıyor ama adı erkeklik olarak konmadan çalışılıyor. Bunu söyleyebilirim. Fatma Gül Hoca'nın, Fatma Gül Berktay'ın Tarihin Cinsiyeti diye çok güzel bir kitabı var. Bir meta strateji olarak bahsediyor erkeklikten. Dolayısıyla bütün bu izimlerin içine sinen bir tür meta strateji olarak erkekliği nasıl anlamalıyız, nasıl yaklaşmalıyız ona gibi bir soru etrafında gelişiyor aslında benim yaptığım araştırmalarda. Kardeşlik meselesinin içini biraz kurcalamaya başladığımızda, bilmiyorum tabii kardeşiniz var mı ama kardeş olan herkes biraz bilir ki bir çatışma alanı aynı zamanda kardeşlik. Çok eşit bir şey değil, eşit bir ilişki değil. Öyleymiş gibi düşünüyoruz, hani o benim kardeşimdir dediğimizde bir tür eşitlik vurgusu için söylüyoruz bunu. Ama eşitlik ilişkisi olduğu noktalar olduğu gibi çatışma ürettiği anlar da var kardeşliğin. Ve aslında bu içinde yaşadığımız toplumsal cinsiyetli düzende ataerkil ilişkilerin yeniden üretimine katkıda bulunan bir şey olabiliyor kardeşlik. Tarihlendirecek olursak, Fatma Gül Hoca'nın kitabı da tarihlendiren bir kitap. Aslında biz baba merkezli bir ataerkillikten, gelenekselden moderne geçişten bahsediyorum tarihlendirmek derken, kardeşliğe dayanan yeni bir tür ataerkiye geçmişiz gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla işte bu otoriter, bilmiyorum tabii hani bu tamamlanmış bir geçiş diye söylemiyorum, belki geriye dönüşlerini de konuşuruz tekrar, ama otoriter düzenlerin, o monarkların, sultanların, kralların dünyasından işte modern dünyaya, ulus, erkek kardeşliğine dayalı bir ulus fikrine ve böylece bir ulus paradigmasına, yeni bir paradigmaya geçtiğimizi düşünüyorsak eğer, tarihlendirmiş oluyoruz bu erkek kardeşliğini. Şimdi benim çalıştığım alan edebiyat. Edebiyat da bu hani geçmişe duyulan özlemi de çok nüanslı bir şekilde konu edebildiğimiz bir alan. Yani hem nostaljiyi, hem gelecek kaygısını, hem kendine güvensizliğin o kırılgan anlarını işlemeye imkan veriyor. Son derece verimli bir alan. Örneğin milli edebiyat dediğimiz edebiyat aslında bu erkek kardeşliğinin içinde kadınların nasıl ulusun bir parçası olabileceğini tartışıyor. Onların sadakatini mesela, milli davaya sadakat ne anlama geliyor? Ve kadınlar nasıl bu ulus kardeşliğinin, erkek kardeşliğinden oluşan ulusun bir parçası olabilirleri tartışıyor. Modernleşme teorileriyle ilgilenenler de bilir, milliyetçi modernleşmelerde biraz bu babanın, otoriter babanın kaybının ürettiği korkunun ve o tekinsizlik halinin içerideki düşmana yönelik bir baskıyı oluşturduğunu söylerler. Dolayısıyla bir çeşit hani iç düşman üretiyor bu korku ve kaygı. Buradaki iç düşmanın Fatma Gül Hoca kitabında kadın olduğunu söylüyor. Benim çalıştığım alan eleştirel erkeklik çalışmaları biraz daha erkek olmayan diye bir kategori tanımlamaya ve aslında bu iç düşman tartışmasını da kadınların yanı sıra daha az erkek görünen, bilmiyorum hani çocukları da katabiliriz belli bir yaşa kadar, çünkü orada da bir inşa söz konusu diye düşünebiliriz belki, ama bir içerideki düşman var, bu kimdir? Bunu tartışma konusu ediyor. Parta Chatterjee bir alıntılamak isterim mesela, notlarımda o var. O ulusun bu erkek kardeşliği olarak tahayyülünün kadınların ikincillik konumlarının meşrulaştırılmasına neden olduğunu söyler. Dolayısıyla bir çeşit aslında yani bir militarist ve milliyetçi erkek kardeşliği gibi bir temel kurmayı, hani belki bu ilk turda yapabilirim. Bunun üzerinden bir popüler kültür tartışması yapmak benim için hani verimli olur diye düşünerek. Tabii militarizmden de popüler kültüre sıçramak benim için mümkün olacak. Ben çok iyi bir dizi izleyicisi değilim. Günceli çok iyi takip edemiyorum. Şimdi Kurtlar Vadisi falan diyeceğim. Hani ne kadar geride kaldığımı anlayacaksınız. Ama hani bir zamanlar onlar popülerdi. Kurtlar Vadisi popülerdi. Her yeri ateş eden silahlı adamlar. Bugün galiba Çukur. Hani isimlerini biliyorum en azından. Bugün de devam eden bir tür olarak yerleştirebiliyorum bir şekilde. Bir zihin haritası oluşturacak kadar biliyorum ama. Şimdi egemen normları bu tip diziler belirlerken
Şimdi cinsiyet düzenlemelerinin o egemen normlardan kopartıldığı bir takım marjinal işler de oluyordu. Hepsi hani Kurtlar Vadisi ve türevi diziler istila etse de her ne kadar. Biraz marjinal işlerden de belki bahsetmek lazım. Ben hani seyrettiklerimin arasında mesela Behzat Ç'yi bir tür marjinalliğe yerleştirebiliyorum. Orada o yıkık komiser rolü üzerinden belki bir farklılık konuşmak mümkün olabilir. Ama var olan tahakküm söylemlerini güçlendiren söylemlerle onları yıkmaya çalışanlar yan yana olabiliyor. Bu popüler kültür ürünlerinde bilhassa dizilerde. Dolayısıyla ben hani burada birini diğerinin ötekisi gibi konumlandırıyormuş gibi de olmak istemem. Yani biri tez diğeri antitez değil buradaki verdiğim örnekler. Çünkü bir konuda o var olan iktidar ilişkilerini eleştirirken diğer yandan da iktidarın kıyısında durmaya, iktidarın odağına seslenmeye de çalışabiliyor bu işler. Tüm bu tartışmalar aslında toplumsal cinsiyeti popüler kültürün büyük temalarından biri olarak belirginleştiriyor. Yani bunlar önümüze bir erkeklik, bir kadınlık tartışması koyuyorlar. Bugün sadece dizilerle değil, dediğim gibi popüler edebiyat dergileriyle, işte çeşitli dergiler var, Ot, Kafa falan gibi ya da işte edebiyat kurumunun da güncel örnekleriyle aslında kadınlığa ve erkekliğe dair bir takım mitleri görüyoruz biz. Mitler canlandırılıyor önümüzde. Dolayısıyla ben hani şimdi birinci turda en azından popüler kültür cinsiyetçidir desem herhalde bir şekilde uzlaşırız ama aynı şeyi anlayarak mı uzlaşırız onda çok emin olamıyorum. Hani bir çeşit fetişleşmiş kadın imajı sunuyor bize. İdealizasyon yapıyor. Kadınları eş, anne, kız kardeş konumlarına yerleştirerek o ulusun bir parçası kılmaya çalışıyor. Ve burada aslında beyaz tırnak içinde sömürgeci erkeğin bir bakışı ve bunun tezahürü var diye bir cinsiyetçilik tanımı yapılabilir mesela. Karşımızda zihinsel olarak erkeklerden farklı, belki eksikli kadınlar çıkartıyor. Ama aynı stratejiyi bazı erkekler için de yapıyor hani sistem. Dolayısıyla bu doğa ile özdeşleştirme, biraz hayvansı gösterme, hatta işte benim çalışma alanımda bu temel tartışma konularından biridir. Irksal olarak, etnik olarak öteki olan erkeğin nasıl kurulduğu, daha az erkek olarak kurulacaksa mesela hangi mekanizmalar onu daha az erkek yapıyor tartışması gibi. Bunlardan söz edebilirim. Şimdiki dizilere çok vakıf değilim ama eğer şimdiki dizilerde, bunu birkaç yerde böyle karşıma çıktı, hani kadınların daha özgür olduğu diziler var artık. Kadınların seçim yapabildiği diziler var gibi şeyleri hani okuyorum, karşıma çıkıyorlar. Burada bir tür tersine cinsiyetçilik kuruluyorsa eğer, hani kadınlar başarılıysa artık, o klasik rollerin uzağındaysa artık, kendi bedenleri hakkında özgür kararlar verebiliyorlarsa örneğin, benim içimden bir ses dönüp bu sömürgeci erkeğe bir bakalım niye bize bunu bahşetti diye bir merak edelim diye sormak geçiyor. Böyle bir ses fısıldıyor yani bana. Kristeva'yı da Fatma Gül Hoca alıntılar. Ben de onun yine kitabında karşıma çıkınca bugün için çok önemli olduğunu düşündüğüm için alıntılamak istedim. Onunla bitireyim. Kristeva ataerkilliğin kadınları sembolik düzen içinde marjinal bir konumda görmesi ölçüsünde onları bir tür sınır olarak kabul ettiğini söylüyor. Yani aslında iyi kadınlar, kötü kadınlar, özgür kadınlar, kendileri hakkında karar verebilen kadınlar görünce biz böyle bir toplumsal cinsiyet düzeninin değiştiğini popüler kültürde söyleyebiliyor muyuz sorusunu kendimize sormamızı sağlayan şey tam da bu sınır duygusu. Çünkü diyor ki kimi zaman işte kadınları karanlığın ve kaosun yüzleri olarak gösteriyor mesela ama kimi zamansa daha saf ve böyle işte doğanın daha yüksek bir parçası, onun temsilcisi olarak gösteriyor. Burada bu sınır duygusunu kullanıyor olmanın İki tarafa doğru geçilebilir bir şey çünkü sınır. Bir denge var bu toplumsal cinsiyet hegemonisi iktidarı içerisinde ama bu dengenin yerinden oynatılmasının da bir çeşit korku yarattığını dolayısıyla düşünebiliyoruz. Bugün kendisini cinsiyetçi görmeyen, cinsiyetçilikten kurtulduğunu söyleyen pek çok yazarda bile kaldı ki yani senaristleri de ekleyebiliriz. Günümüzün gençlerine seslenen, dizileri yazan insanların da bir şekilde o popüler kültürün üreticisi olan büyük yazarlar kategorisine girdiği bir yerden konuşuyorum. Cinsiyetçi olmadığını söyleyen pek çok insan bile yeniden üretebiliyor bir takım yargıları. Ve bu cinsiyet dengesinin yani bu Kristeva'nın sözünü ettiği sınır halinin yerinden oynatılmasına dair bir kaygıyı onlarda da görebiliyoruz.
Dolayısıyla eğer hani kadın kimliğine ilişkin yeni karakterlerden bahsedebiliyorsak, yeni olduğunu düşündüğümüz şeyler görebiliyorsak popüler kültürde, bence erkekler nasıl konumlanıyor bunların karşısında diye buna bir kere daha dönüp tekrar bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kadınların tartışılması her zaman erkeklerin de sorunsallaştırılması ve tartışılması demek. Ancak böyle bütünsel ve ilişkisel bakarsak ben daha nüanslı bir şekilde popüler kültürün toplumsal cinsiyetli boyutlarının kavranabileceğini, daha nüanslı bir şekilde kavranabileceğini düşünüyorum. İlk tur için böyle bir giriş yapmış olayım. Çok teşekkür ederiz Cimer Hocam. Sağ olun. Bence çok güzel bir giriş oldu. Erkeklik, kadınlık ve popüler kültür üzerine çok çok teşekkürler. Güzel bir kuramsal çerçeve de aslında çizmiş oldu. Şimdi Emre Hoca'ya dönmek istiyorum. Çünkü biliyoruz ki Emre Hoca hem toplumsal konularla ilgili önemli akademik araştırmaları var. İşte kutuplaşma araştırmaları başta olmak üzere popülizm araştırmaları da ve benzeri diğer konularda. Ben de bir meslektaş olarak çok faydalanıyorum bunlardan. Ama biliyorum ki popüler kültürü de takip ediyor. Yani o hani güncel diziler dedi Çimen Hoca. Sanırım değil mi, bir yazın vardı Emre yakın zaman önce. Dizilerden biri Fatma dizisiyle ilgili sanırım vardı. Hani Kemal Tahir romanlarıyla da ilgili özel ilgin olduğunu biliyorum mesela onlar üzerinden de. Dolayısıyla hani bu toplumsal mekanizmalar, siyaset olan akademik ilginle bu popüler kültüre olan ilginin bir yerlerde kesiştiğini de görüyorum. Sen neler söylemek istersin bizlere? Çok teşekkürler. Ben tabii Çimen Hoca kadar derli toplu konuşamayacağım şu sırada. Ben edebiyat çalışmıyorum. Yani hani öyle bir fırsatım elime geçmedi. Senin de bahsettiğin daha fani işlerle uğraşıyorum. Anket vesaire gibi meseleler, ama edebiyat ve benzeri kurgu üzerinden düşünmek İşimi bir parçası haline geliyor ve buraya gelirken de şu soru etrafında dolaşayım dedim. Özellikle edebiyat üzerinden konuşayım, sonra bunu gevşetebileceğimizi biliyorum. Popüler kültürle ilgilenmek, kurguyla ilgilenmek sosyal bilimci ne işine yarar sorusu etrafında dolaştım. Neye bakabiliriz diye. Ve burada şöyle bir şey var, hani bir savunma olarak işte ülkenin aile sorunları varken Kemal Tahir'le niye ilgilenelim? Ahmet Hamdi Tanpınar'la niye ilgilenelim vesaire vesaire gibi sorunlara şu meşruiyeti sağlayan cevabı verebildiğimi düşünüyorum. Bir, başta roman olmak üzere her türlü edebiyatı siyasetsizleştirmek isteyen, sterilleştirmek isteyen bir bakış açısı var. Kültürü siyasileştirmeyelim. Zevkleri siyasetsizleştirmeyelim. Bunlar hepimizin eserleri gibi kutsallaştıran, yukarıya koyan bir yaklaşım var. Şimdi bu yaklaşımın arkasındaki sebepleri çok iyi biliyoruz. Çünkü ulus devletin gelişimiyle romanın gelişmesi hemen üst üste denk geliyor. Yani ulus devletler gelişirken kendilerine ulusal edebiyatlarını ve ulusal kültürlerini geliştiriyorlar. Bunun öyküsünü çok çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla orayı hepimizin kutsal olarak tanımlamak güzel bir muhafazakarlık. Oraya dokundurtmuyorlar. Hepimizin kutsal olanlar, bunları siyasete kurban etmeyelim ki işte başka bir yazında ona değinmiştim. Orhan Pamuk'un eserlerinin siyaset dışı kabul edilmesi gibi. Onun siyasi yaklaşmıyor. Ama öteki taraftan da roman üzerinden düşünüyorum ve bunu da genişletebileceğimizi düşünüyorum. Romanla ilgilenmemiz için 3 tane iyi sebep var. Bunlardan birincisi, romancı siyaset yapar. İyi yapar, kötü yapar ama romancı siyaset yapar. İşte bunun kendi iyi bildiğim örneklerden gideyim. Kemal Tahir. Belli başlı kitaplara girdiğiniz zaman 20 dakika siyaseti okursunuz orada. Yani o siyaset yapma aracı da orada araçsallaştırmıştır ve bu kabul edilir. Edebiyatın siyasete araç olabileceği, yani Cidanova kadar gitmeyelim de, yani Stalin devrine dönmemize gerek yok da, edebiyat siyasete araç olarak kullanılabilir. İkincisi, siyasetçi biraz önce söylediğim çok yakın olarak romanı kullanır. İşte bizim milli edebiyatımız, bizim öğleden önce de başka bir konuda kutuplaşma ile ilgili bir seminerimiz vardı. Orada Nazan Hoca çok önemli bir şey söyledi. Edebiyat her zaman kutuplaşmayı giderici değil. Bilakis kutuplaştıran bir işlevi de var. Özellikle ulus devlet dönemlerinde milli bir edebiyat kurmaya kalktığınız zaman bir takım ötekiler üzerinden yürüyorsunuz. Bunu Çimen Hoca çok çok daha iyi bilecektir. İşte bu mütareke devrinin temsili, Esat-ı İlhan gibi çok ilerici olduğunu düşündüğümüz bir kişinin romanlarında mütareke döneminin temsilciliğinde azınlıklar, Abdülhamid'in roller tek başına yeter. Yani o bir dışlayıcı işlev yerine getirebilir.
Ya bu çok önemli bir şey. Yani siyasetçi romancı kullanır. O benim başka bir yerde değineceğim. Dediğim gibi bölük bölük çok konuşuyorum. Mesela Türkiye'de edebiyatçıların özellikle kuruluş dönemindeki edebiyatçıların devletle bir tür ilişkilerin olması önemli. Biz şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı başka bir yere koyuyoruz ama kendisinin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın en sert dönemlerinde milletvekili olduğunu yok saymıyor. Onun içinden olduğunu, o elitin içinden olduğunu. O edebiyatın iyi kötü o bahsettiğiniz Yakup Kadri'ye baktığınız zaman, Fahri Rıfkı'ya baktığınız zaman kime bakarsanız bakın, Reşat Nuri'ye baktığınız zaman, biraz daha genç edelim Halide'ye baktığınız zaman hepsi o elitin içerisinde. Cumhuriyet'in kurucu elitin içerisinden. Dolayısıyla siyasetçiler edebiyatçıyı da kullanıyorlar. Birincisi romancı siyaset yapmak için edebiyatı kullanabilir. Siyasetçiler edebiyatı siyaset için yapabilir. Üçüncüsü ve benim biraz daha yakın durduğum konu roman ve siyaset aynı yerden besleniyorlar. Bunu fark almamız gerekiyor. Nereden beslenirler dediğim zaman da işte biraz daha farklı tartışmalar açmak gerekiyor. Öncelikle biraz önce bahsettiğim elit formasyona bakmak lazım. Bunlar kim? Yani romancılar ve siyasetçilerin aynı sınıfsal kökenlere sahip olduğu durumlar çok fazla. Hep roman üzerinden konuşuyorum ama bunun bir sınıfsallığı var. Onu üreten ona birazdan geleceğim. O önemli bir mesele. İkincisi içinde yaşadıkları toplumla ilişkilerini biz orada görebiliyoruz. Şimdi bunu nasıl görüyor dediğimizde bir iki şey söylemekten imtina etmeyeceğim. Bunlardan bir tanesi yine az çalışıldığını düşündüğüm mesele burada önümüze gösterdiği zevk meselesi. Hani bir uçta zevkler ve renkler tartışılmazlar. Öteki tarafta da zevkler habitusun bir parçası. Bu çok önemli bir şey ve burada bunu farklı çalışmalarında gösterdi. O yüzden mesela diziler dediğimiz popüler kültür ürünleri herkes için aynı değeri taşımıyor. Popüler kültürün diğer ürünleri de taşımıyor. Ben kendi sosyalizasyonum sırasında Türk müziği, arabesk gibi müzikler aşağı zevklerdi. Yukarı zevkler başkaydı. Bu aşağı yukarı meselesi zaten başlı başına bir analiz aracı. Yüksek kültür alçak kültür meselesi. Ve bu yüksek kültür, alçak kültür sadece işte klasik müzik karşıtı arabesk değil, günlük yaşamdaki her türlü kültürel tüketime bakarak bu şeyi anlayabiliriz, habitusu anlayabiliriz. Zevkler çok önemli göstergeler. Nasıl inşa edildikleri bunun arkası. Ama ben başka bir konuya gelmek istiyorum. Benim gelmek istediğim konu kurguyu kuranın durumu. Ve bunun üzerine düşünmemiz. Şimdi romanda çok rahat konuşuyoruz. Çünkü bunu birazdan gevşettiğimde roman haricine geçtiğimi biraz daha rahat göreceğiz. Klasik roman, iyi bildiğim yerden gideyim. Kurt Kanunu, ünlü Kara Kemal. Şimdi orada Kemal Tahir bir Kara Kemal çizer ve o da işte bir tür sokak filozofu şeklinde anlatır. Yani dünyayı yorumlar. Bunun Kemal Tahir'in romanlarında bazen sıkıcı olabilecek derecede bu tipler vardır. Yani diskur çeken mesela Farmason Doktor Münir vardır. 2-3 defa karşılaşırız. Bilge insan. Her şeyi çözmüş. Bir kitapta 15. sayfa konuşuyor. Şimdi sorun şu. Kara Kemal o kişi midir? Ya da o olaylar öyle mi gerçekleşmiştir? O şimdi bir belgesel değil bu. Ki belgeseli de oraya dahil edeceğiz birazdan. Tarih çalışması değil, bu bir roman. O Kara Kemal konuşurken Kemal Tahir'in istediği gibi konuşmuştur. Onun verdiği rolü yerine getirmiştir. Burada sosyal davranışı anlamakta John Elster niye edebiyat metinleri çalışmalı sorusu böyle yanıtlar ve son bölüm çok iyi bir şekilde Hamlet üzeridir. Kasar Hamlet'i ve Hamlet'i analiz eder. Ve bize şunu söyler. Romancı orada bir dünya kurar. O dünyayı kurarken oraya koyduğu her kişinin bir niyeti vardır. Bir amacı vardır. O amaç üzerinden bize bir dünyanın temsilini oluşturur. Dolayısıyla biz burada o karakterleri gerçek karakterler olarak değil, amaçları üzerinden okuyarak dünyaya anlam verebiliriz. Çünkü romancı ona o işlevi vermiştir. Bunu bütün kurgulara çekebiliriz. Orada bir işlevi var. Şimdi o işlev meselesini üzerine düşünelim. O işlev nasıl oluşuyor? Benim derslerde klasik bir sorun vardır bu konuları anlattığım yerde. 1950'lerde bir evin zengin olduğunu göstermek isteyen bir film yönetmenisiniz. Ne yapacaksınız?
Neyi göstereceksiniz? Birinci sahne, açılış, bu ev zengin. Nereden anlayacaksınız? Sınıfta bunu tartışırız. 1950'lerdeki, 60'lardaki Türk filmleri sevildiği için herkes de sayar. Piyano, klasikler, ev içinde piyano. Bu önemli bir şey. Sihai uşak, aşçı önemlidir. Ev içinde merdiven mesela. Çünkü o dönemde 1950'lerin işte yaşam koşulları içerisinde ev içerisinde merdiven olması zenginliği ifade eder. Dolayısıyla bu ev içinde merdiven olması zenginliktir. Nasıl bir imge bu? Bu gerçek midir? Yani şunu söyleyebilir miyim? 1950'lerde zengin olanların hepsinin evinde merdiven vardır. Çünkü filmlerde öyledir. Bir derim. Yoksa yönetmen ya da senarist evin içerisindeki merdiveni göstererek bize oranın zengin olduğunu mu göstermektedir? Bu önemli bir ayrım. O zaman bizim bakmamız gereken merdiven midir, yönetmen midir? Yani Kemal Tahir'e mi bakacağız, Kara Kemal'e mi bakacağız? Yönetmene gözümüzü çevirelim. Peki yönetmen orada ne yapmış? Basitçe gözlemlediğini mi yazmış? Bir naturalist şey gibi, etnograf gibi çıktım gördüm geldim mi? Yoksa bir gerçeklik mi inşa etmiş? Şimdi burada yine Elstir'a dönelim. Elstir bize söylediği şey şu. Bir metini kurgularken, bir roman yazarken tutarlı göstermek zorundasınız. Absürt bile olsanız tutarlılık arz etmek zorundasınız. İşte meraklısı bunu Boris Vian'da, Ionesco'da vesaire görebilir. Absürt olsa bir tutarlılığı vardır. Vian'ın sonunu söylemeyelim. Günlerin köprüsünde birisi ölür. Ölmek insana dair bir şeydir ve tutarlı bir davranıştır. Gayet bir şey. Ölümsüzlük de olabilir. Mesela şöyle bir şey, fantezi sevenler için gerçekçi bir ejderha resmi nasıl olur? Gerçekçi, Nazgul. Hadi gerçekçi bir Nazgul tasviri. Şimdi soru absürt. Ama kendi içinde tutarlı olmalıdır. Kabul edilebilir olmalıdır. Ve şöyle bir şey, bu bir şemadır. O şemanın %1 kaçı, %80'in 90'ı kabul edilebilir olmalıdır. Gerekirse de oynayabilirsiniz. Dolayısıyla burada yönetmen toplumun zihnini okuyarak kendince onun zihnini yansıtmıştır. Herkes burada uzlaşmıştır. Burası zengin bir ev. Yapmazsanız absürt duruma düşersiniz. O zaman şimdi biz merdivene baktığımızda neyi görüyoruz? Bir, elediğimiz toplumun zenginlik anlayışı mı? Değil. Yönetmenin zenginlik anlayışı mı? Belki. Yönetmenin toplumu zenginlik anlayışını yorumlayışı. Şimdi analist olarak odaklanmamız gereken şey ne? Benim baktığım yerde 1 ve 2. Birincisi yönetmenin zihnidir, Kur'an'ın zihnidir. Onun merdiven önfesi. İkincisi onun zamanın ruhunu yorumlamasıdır. Yani o dönemde merdivenin bir zenginlik sembolü olduğunu yorumlamasıdır. İşte burası bize edebiyat açısından başlayacağım. Her şeyde zenginlik yapar. Bu anekdotu anlatayım. Az bilinen bir şeydir. Kemal İftin Tuğcu bizim jenerasyonun sevgili şeylerinden biridir, yazarlarından biridir. Çok telef olduk. Biz çok üzüldük Kemal İftin Tuğcu romanlarıyla ama hep fakir yazıyor. Öksüz yazar, yetim yazar, fakir yazar. Yani belçe yazar, tefrika yazar. Tefrika yazınca da tabii okunması lazım. Editörü, o zaman editörü diyelim, hocaya şöyle yazar. Kendisi öğretmendir. Hoca sen çok fakir edebiyatı yapıyorsun. Biraz zenginlerle ilgili bir şey yap. Hocanın bir sonraki romanı başlar. Bin mumluk ışıkların aydınlattığı salonda oturuyorlardı. Hocanın zenginlik anlayışı bin mumluk ışık. Bu çok önemli bir şey aslında. Baktığınız zaman hocanın sınıfsallığı değil mi? Hocanın zihnine bakmak lazım. Yazarın zihnine bakmak dediğimiz zaman yazarın zihni bunu söylüyor. Kendi sınıfsallığını ortaya koyuyor. Ama ikinci olarak kendi referans noktasını da veriyor ve böylelikle okumamız gereken yer burası gibi geliyor. Zihin ve zamanın ruhu ancak kurgudan yapar. Şimdi hep romandan bahsettim. Yani kapatmadan, ilk turumu kapatmadan şunu söyleyeyim. Roman kurgunun en somut hali. Romandan başlayın. Biraz rahatlatın. Bugün dizilerden bahsetti. Diziler de kurgu. Reklamlar, kurgu. Televizyon haberleri, kurgu. Gazete haberleri kurgu. Gazetelerde köşe yazıları kurgu. Siyasetçilerin yazıları kurgu. Dolayısıyla şimdi bir siyasetçi
popülist bir siyasetçi. İkimizin de çok sevdiği Ruth Woda'yı hatırlayalım. Popülist bir siyasetçi bir grubu günah keçisi olarak gösterdiğinde onu sevmediğinden midir? Gerçeklik midir? Onun toplumu, onu toplumun sevmeyeceği insan olarak göstermenin kabul edilebilir olduğunu düşünmesi midir? Bunu sormak lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu analizde şu rahatlık var. Bizim siyasetçilerimizden biri çok duygusal ve çok öfkeli olarak bilinir. Çok bildiğimiz bir siyasetçi. Öyle midir? Bağırdığı zaman gerçekten sinirlendiği için mi bağırmaktadır? Yoksa bağırmasının getireceğini bildiği için midir? O zaman bize neyi söyler? Bağırması önemli değil. Bağırıyor. Diyelim bağırdı, sinirlendiğini gösteriyor. Bağırdı, sinirlenmesinin işe yarayacağını gösteriyor. O zaman da bize neyi getiriyor? Hangi konuda sinirlenmesinin onun için karlı olduğunu gösteriyor. Onun bakış açısından ve ikinci olarak da toplumun ona sinirlenmesinin ne anlam olduğunu getiriyor. Dolayısıyla bizim kurguyla başta romandan başlayarak bütün popüler kültürle kurguyla alakası var. Hani bunu bu kadar uzatmanın sebebi şu, hepimizin çok sevdiği bu Bir Başkadır dizisini anlatıyor. Sen bahsettin toplumdaki kutuplaşma. Yani toplumdaki kutuplaşmayı çok uzun zamandır çalışan bir insan olarak benim hoşuma giden bir dizi. Ama o toplumdaki kutuplaşmayı mı gösteriyor, zihni mi gösteriyor, yoksa zamanın ruh halini mi gösteriyor? Bunu sormak lazım deyip odadır. Çok teşekkür ederiz Emre. Gerçekten güzel oldu. Şimdi bu dediğin tabii beni şöyle de düşündürdü. Yani dediğin doğru. Hani bütün bu kurgu, romanlar vesaire, işte diziler hepsi. Hatta işte siyasetçi konuşmaları dedim Woda'da referansla. Hani belli bir izleyici kitlesinin nabzı tutarak da yaratılan nesneler bir bakıma. Hani o audience'a göre derler ya, kurgulanıyor. Ama tabii şöyle de bir yanı var. Yani o esnada zaman içerisinde o toplumu, izleyiciyi dönüştürücü bir etkisi de olabiliyor. Yani bir de öyle bir, bence de bir ikili bir ilişki var orada. O nedenle de belki de işte bu kurgunun, hani kurgunun biraz ötesine geçip ne yapmaya çalıştığı da, yani bu önemli ama dönüştürücü gücü ya da etkisi de bu bağlamda bence önemli belki. Zaten şimdi sen de sonlara doğru biraz daha güncele de geldin. Ben de şimdi o güncele gelmişken sözü Fuat Hoca'ya vermek istiyorum. Çünkü Fuat Hoca hem işte senin de bahsettiğin Emre bu Bir Başkadır üzerine, işte bu son bir Fatma dizisi var, onun üzerine yazıları oldu. Yaptıkları Altı Yol programında da bu konulara değindiler. Fuat Hoca, biraz da sizden dinleyelim. Bu popüler kültürle ilgilenmek işimize yarıyor gerçekten, evet. Ama bize neler söylüyor, özellikle güncel yapımlar üzerinden. Teşekkürler Senem. Bence hakikaten Çimen Hoca'nın ve Emre Hoca'nın anlattıkları çok güzel oldu. Ben onu biraz bu tür şeyler, popüler kültür dediğimiz alan, bunlara çalışmak ne işe yarayabilir? Ya da bize neleri söyleyebilir? Ne alanları açabilir? Hani biraz oradan başlayıp dizilere geleyim. Gerçi Çimen Hoca ve Emre Hoca bunun başka bazı boyutlarını anlattı ama böyle çok kısa gidersek, yani benim eğitim hayatımda bizden daha doktora veyahut da yani daha yeni akademik hayata girdiğimiz zaman işte eleştirel kuram içinde Frankfurt School'dan başlayarak bugüne kadar gelen söylem teorileri, popüler kültür teorileri falan bu şekilde bakıldığı zaman birkaç tane şeyi birlikte başardığını ya da işlevselleştirdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şeydir, yani hepimizin bildiği yönetimde olanların, egemen sınıfların, yönetenlerin toplumdan rıza alması için, toplumdaki o iknayı sağlaması için yani kullanılır. Belki yani Emre'nin siyasetle ilişkisi dediği, yani sadece siyasal partiler değil, onun daha da gerisinde böyle bir hani mesela Noam Chomsky şey der, rızayı dokumak der, manufacturing consent diye. Böyle bir hani rıza olayı çok önemlidir, ikna olayı çok önemlidir. Olmadan zaten yönetimin sağlanması mümkün değildir. Herkes yani kendisine olan rıza tabii ondan sonra seçim sonuçlarına kadar giden bir kendi alanını, kendi şeyini yaratır.
İkincisi daha da benim ilgimi çeken hegemonya yaratmasıdır. Mesela bu son dönemlerde hani bir kültürel hegemonyası yaratmadık. Türkiye'de her zaman böyle bir kültürel hegemonya kavgası, bir kültürel hegemonya tartışması vardır. Esasında burada yine popüler kültürde yani sadece edebiyat ve sadece filmler değil, şimdi dizilerde ki bazı dizileri de ben bazen Emre Hocam, Kemal Tahir üzerine de fikirleri şöyle paylaştı bizlerle, ben de izledim. Mesela ben bazı dizileri biraz hani postmodern romanlar gibi, benimle çalıştığım Fırat Genç öyle bir şey söylemişti. Hoşuma da gitmişti ama hakikaten her epizodu bir chapter gibi, bölüm gibi bir roman okuyorsun ama artık böyle oturup okumak yerine izliyoruz gibi oluyor. Biraz postmodern romanlar, postmodern hikayeler gibi de görülebilir. Zaten sinemalarda da bildiğiniz gibi son dönemki önemli sinemalar, işte bu Tocqueville'in filmleri olsun, hani onlar da hep böyle üçlü epizodlarla artık yani iki saat falan yetmiyor. Uzun uzun biraz hani onlara bakmamız gerekir gibi. Fakat bunların hepsinde baktığımız zaman bir hegemonya yaratmak çok önemlidir. Yani liderin ya da yöneten sınıfın ya da egemen sınıfın kendi hegemonyası. Mesela Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel hegemon olduğu zaman popüler kültür çok önemli işlev görmüştür. Üniversiteler dahil olmak üzere, bilim dahil olmak üzere. Orada tabii mesela işte Coca-Cola'şma, işte McDonald'laşmadan tutun Hollywood filmlerine kadar, bütün bu alana kadar gitmiştir. Üçüncüsü, benim mesela ilgim o zamanlar başlamıştı. Tam da Çimen Hoca'nın söylediği bu erkeklik halleri, kadınlık halleri gibi. Yani kimlik inşa sürecinin anlaşılmasında da popüler kültür, diziler, filmler, edebiyatlar, romanlar çok önemlidir. Mesela ben doktoramı yaparken o zaman tam da Çimen Hoca'nın söylediği çok birkaç tane önemli noktanı, ya referans, hepsi önemliydi ama birkaç noktaya referans verebilirim. Emre Hoca da söyledi. Şey vardı, yani Cosby Show vardı. Mesela o Cosby Show'da esasında siyah bir aile, bir fakir olarak değil de bir doktordur Cosby, karısı vardır, avukattır, yani çocukları zengindir. Yani o mesela siyah kimliğin Amerika'da sınıf atlaması, yani hep sürekli ezilen, ötekileştiren değil de orta sınıflaşmasının çok önemli aygıtlarından biri oldu. Ama Cosby Show'u götürenin de sonradan görebiliyorsunuz bütün bu işte yani kadınlık, erkeklik, kadına karşı şiddette de olması ayrı bir yere de getirdi Cosby Show'u. O yüzden bu kimlik inşası çok önemlidir. Bence ben son dönemlerde biraz ilgilendiğim, Emir Hoca'nın söylediği bir başkadır olsun, Fatma olsun, bazı karakterler olsun ya da hani kültürel dizilerde daha çok yani egemen anlayışın tarihe bir referansla işte kuruluş Osmanlı, Diriliş, Ertuğrul, Uyanış, Selçuklu'da o da bir aslında kimlik olur işin tarihin yeniden yazılmalı. Tarih savaşları demiştik ya, geçen bir salgın ve toplumda Murat Nuray Mert'le bir birlikte. Yani onun bir şeyidir yani kimlik inşası. Fakat Senem, senin de söylediğin gibi dördüncü olarak o anlamda da tabii alternatif tarihin yazılması, alternatif kültürün, alternatif ülkenin yaratılmasının da son dönemlerde çok önemli bir aracı olduğunu gördük. Çünkü baktığımız zaman biraz bu programı da o yüzden de yani yapmak da istedik esasında. Yani şeyin söylemiş olduğu, Çimen Hoca'nın söylediği bu erkeklik sorgulanması olsun, kadınlık sorgulanması olsun ama aynı zamanda tarihin sorgulanması olsun. Bir başkadır bize başka bir Türkiye hikayesi. Bizim bildiğimiz ama çok konuşulmayan bir Türkiye hikayesini ya da son dönemlerde konuşulmayan Kürt sorununu konuşulması. Fatma esasında emekçilik, işçilik biliyorsunuz bir başkadırın Meryem ile Fatma'nın kendisi bir yani şeye ev temizliğe giden kadınlar. Onların gözünden Türkiye'yi anlatmak. O yüzden de yani alternatif tabii Netflix'te ya da başka yollarına bulunduğu zaman ya da alternatif sinema diyoruz. Alternatif diziler, alternatif romanlar ya da işte yine Çimen Hoca'nın söylediği ben de yolculuklarında okuyorum ot gibi değil mi? Diğer bu tür şeyler esasında farklı bir Türkiye algısı ve farklı bir Türkiye anlatısını da bize veriyor. Alternatifler döneminde. Beşinci olarak Emre Hoca'nın söylediği bu şey vardı. Bunu hiç atlamamak lazım ama biraz bunun da dışına çıkılabilir ama onu çok güzel anlattı Emre Hoca. Yani siyasetle bu işte popüler kült diziler arasındaki yani sanat için midir yoksa siyaset için midir, kendisi için midir, toplum için midir gibi tartışmaları var ama oradaki o kadar basit bir tartışma olmadığını bence çok güzel anlattı Emre Hoca. Yani o yönetmen onun algısı ve diğerleri yani şeye nasıl bakmayla ilgili. Ona bence bu siyaset popüler kültür, siyaset
sizleşme, siyasetleştirme, bu da önemli. Fakat bir de altıncı olarak benim ilgimi çeken, bu son dönemlerde ilgi alanımız haline geldi. İşte Türkiye'nin hikayesi yok diyoruz. Yahut da dünyada bazı şeylerde hikaye yok diyoruz. Yahut da mesela işte Trump'dan Biden'a geçişte Biden yeni hikayeyi Amerika geri geliyor diye yaratıyor. Böyle bir hikaye, narratif dediğimiz hikaye yaratmakta da diziler bence bilim dünyası, yani okuduğumuz kadarıyla, yani bilim dünyası içinden okuduğumuz kadarıyla, yani diziler, popüler kültür, romanlar, bu tür şeyler, bu tür referanslar, yani kültürel alan belki de yeni hikaye yaratmanın çok önemli alanlarından biri oluyor. Mesela örneğin bu bağlamda biraz sonra çok hızlı olarak geleceğim ama Türkiye'deki bu hikayesi bitmiş yönetim ile yeni hikayesini arayan muhalefet, ya da iki Türkiye ama iki Türkiye'de tam hikayesi yok gibi bir şeyi biz mesela dizilerde görebiliyoruz. O yüzden de bu narratif ve yeni hikayenin de çok önemli aygıtlarından biri oluyor. Romanlar olsun, diziler olsun, diğer kültürel referanslarımız olsun. Şimdi böyle baktığımız zaman esasında ben ilginç bir şekilde, biraz tabii yüzeysel olabilir, onu söyleyeyim, içine girmek lazım ama mesela bu hikayeden başladığımız zaman şunu görebiliyorum. Yani 2002 yılında başlayıp bugüne kadar gelen AK Parti iktidarı, sonra Cumhur iktidarında bakıyoruz, onların da kabul ettiği bir hikaye kaybı var. Yani 2002 ile 2015'e kadar olan AK Parti'nin Türkiye hikayesi ile bugünkü hikayesi arasında, ya da kurmak istediği hikayesi, büyük bir fark var. O zamanlar daha böyle ekonomikti, daha böyle gelişmeydi, dönüşmeydi ama son dönemlerde ben onları biraz da başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl işliyor, ideolojisi nasıl? Biliyorsunuz eleştirel kullandığı bütün bu diziler, popüler kültürler devletin ideolojik aygıtları olarak şey yapılır, yani ilgilenilir. Yani sadece eğitim değildir, aynı zamanda bu kültürel hayattır. İdeolojik aygıtlar olarak ben mesela Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış Selçuklu yahut da bu şeyleri, Abdülhamit dizilerin hepsini, yani bu Cumhur İttifakı'nın Türkiye yönetiminde yaratmak istediği yeni hikayenin ideolojik meşruiyet alanları ya da hegemonya kurmadaki referansları olarak görüyorum. Ama öbür taraftan da son dönemlerde biraz Emre Hoca söyledi, yani Çime Hoca da söyledi. Mesela Bir Başkadır dizisine baktığımız zaman, Fatma dizisine baktığımız zaman, psikolojiyle ilgili dizilerin aynı gün olmasına rağmen, ben mesela bakıyorum, yani tam izlememe rağmen, mesela Çarşamba Günleri, Kuruluş Osmanlı'da sadakatsiz, işte biraz evvel Çimen Hoca'nın söylediği, kadının daha da aktif olduğu, daha karar verebildiği, bu ikisi kafa kafaya 1 ve 2 oluyor. Ki o reytinglerin ayarlanmasında Türkiye genelinde Kuruluş Osmanken daha orta sınıfların seyretmişte sadakatsiz birinci oluyor. Şimdi öyle olduğu zaman da tabii biraz hani yine söyleyeyim, yani akademik olarak çalışıyorum ama yani bunu arkadaşlarımıza da, yani popüler kültür çalışan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Mesela bu iki tane alanda bence iki tane Türkiye hikayesinin de kavgası var. İki Türkiye'nin portresi de var. Bir tanesi esaslı tarihe gidip tarihi yeniden yazıp, yani bir hegemonya kurmak isteyen bir hikaye. O yüzden de yani egemenlerin hikayesi. Çünkü nereden baksak halk kahramanlı olsa bile, yani Ertuğrul bir obanın başkanı, Osman bir imparator, Selçuklularda da esaslı biz esaslı devleti izliyoruz. Ve bütün bu dizilerde bu hikayenin üç tane temel unsuru veriyor. Bir, devlet önce gelir. İki, lidere mutlak sadakat olması gerekir. Üç, adalet ve özgürlükle sadakat arasında bağlantı vardır. Yani biz ne kadar devlete, lidere sadakat gösterirsek o kadar adaletli bir dünya yaratabiliriz gibi bir hikaye yaratma amacı var. Ama öbür tarafa gittiğimiz zaman, ister sadakatsiz olsun, ister Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda olsun, ister Bir Başkadır, ister Bir Fatma, orada esasında başka bir Türkiye görüyoruz. Temizlikçi kadınların, çarpık kentleşmenin, işçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, öğrencilerin olduğu, esasında ontoloji olarak çok farklı bir Türkiye. O Türkiye'de işsizlik var, o Türkiye'de kutuplaşma var, o Türkiye'de dışlanma var, o Türkiye'de mücadeleler var. Örneğin her ikisinin de mesela hem Fatma, o ilgimi çekmişti benim, hem Fatma hem Meryem'in temizlikçi kadınları oldukları için müthiş bir mücadeleleri var. Bir evden çıkıp kendi evlerinden çalışmaya gitmeleri için 3 tane metro, otobüs, bütün o hayatı görüyorsunuz. O yüzden o yazılarda ben 3 tane yazı yazdım. Yani Bir Başkadır'la ilgili, Fatma ile, bir de psikoloji dizileriyle ilgili. Yani onların hepsinde esasında iki Türkiye
ortaya çıkıyor. İki Türkiye anlatısı ortaya çıkıyor. O yüzden hani birinci olarak söylemiş olduğum, orada bitireyim, sonra arkadaşlarımızı dinleyip birkaç daha noktayla biraz daha derinleştirebilirim. Yani bir rıza onay oluşturma, bir hegemonya oluşturma, bir kimlik inşasıyla hikaye yaratma arasında tabii edebiyat bu çok önemlidir tarihsel modernleşmenin tarihsel gelişimi içinde. Ama şimdi bana izin verirseniz Fırat Genç'i de tekrar referansla, yani dizileri de böyle bir postmodern hikayeler, postmodern kitaplar, romanlar olarak okursak esasında buralarda da mesela şeyin de çok güzel bir Emre Hoca'nın yazısı vardı. O Fatma değildi Selam. O yeni bir filmle ilgiliydi. O da işte bir siyasetçi olmak, seçimle ilgiliydi. O da çok güzel noktada dayanıyordu. Fakat orada, orada bile hani şunu görebiliyoruz. Esasında bir yerde Kurtlar Vadisi'nden işte bütün bu yeni tarih dizilere kadar daha egemenlerin gözünden, devletin gözünden bir Türkiye anlatısı ile diğer dizilerde, ki ben Murat Hoca'nın Kemal Tahir de bizim gençliğimizde çok şeydir biliyorsunuz, Kemal Tahir daha siyasettir, daha halktır. Yaşar Kemal de öyledir, daha orta sınıftır. Esasında oralardan hani bu Fatmalara kadar, oralardan Meryemlere kadar, bir başkalara kadar farklı bir ikinci Türkiye anlatısı, ki bence onun kapışmasını şu anda yaşıyoruz. Esasında kutuplaşma belki bölüyor ama o kutuplaşma içinden iki tane de Türkiye anlatısı ortaya çıkıyor ve burada akademik hayat gibi, bilimsel çalışmalar gibi diziler de bu anlatıların yaratılmasında çok önemli, çok önemli oluyor. O yüzden de mesela Daran Acemoğlu'nu öyle bitireyim. Kitaplarını okuduğunuz zaman, ki kendisi ekonomisttir, işte yani uluslar neye çöküyor değil mi? Dar Koridor gibi Emre Hoca'nın çalıştığı alanlarda kitaplar yazar. Ya da Thomas Piketty'nin mesela çok şey olmuş, hani 21. yüzyılda Sermaye, Siyasal Ekonomi kitabı, ama kitabı okuduğunuz zaman 4 chapter'da edebiyat okursunuz. O yüzden Emre Hoca'ya çok katılıyorum. Yani edebiyat, romanlar, bu diziler her zaman bir toplumdaki portrelerdir. O yüzden ilgimizi çekmişti. Yani bu hikaye yaratmada. Bir de son okuduğum bu Economics and Narrative diye bir kitap var. Nobel ödülü olmuş. Yani o kitapta da vurgulandığı gibi esaslı bu yeni hikaye böyle hani bizim doğru anlattığımız, bilimsel olarak anlattığımız bir yerlerden değil de bir anda halkla birleşiyor ve oralardan bir yerden çıkıyor. O yüzden de hani daha 70'ler 80'lerde daha böyle hani eleştirel kuram, ideoloji, hegemonya, kimlik inşası iken bugün esaslı o tür noktaları Çimen Hoca çok iyi anlattı. Bu yeni diziler olsun, romanlar olsun, yeni hikaye olarak o narratifin oluşması olarak okuduğum için bence popüler kültür bugünün Türkiye'sini ve dünyasını anlatmada. Amin Maluf'un da yeni romanı çok iyidir mesela, bütün bu Suriye konusu, bu coğrafyayı anlamada. O yüzden bu konuyu seçtik. Ben bunları söyleyeyim ilk rantta, ama daha hem Meryem hem Fatma hem de bu dizilerde nasıl içeriden okunduğu zaman Emre Hoca'nın yaptığı gibi birkaç nokta var önemli gördüğüm bu kimlik inşası ile ilgili. Onları da ikinci rantta vakit kalırsa, hatta soru varsa konuşurum. Harika. Çok teşekkürler Fuat Hocam. Çok güzel oldu. Bence ilk tur güzel tartıştık. Hem işte popüler kültür, güncel popüler kültür üstünden, hem genel olarak popüler kültürün toplumla olan ilişkisi üzerinden ve siyasetle olan ilişkisi üzerinden. Bu arada evet, özür dilerim, ben Fatma dedim. Bu, Nasipse Adayız'la ilgili yazmıştı evet. Değil mi? Tamam, pardon. Karıştırıyorum. Fuat Hoca Fatma ile ilgili yazmıştı. Sen Nasipse Adayız'la ilgili yazmıştın. Hatta ben onun üzerine de filmi izlemiştim. Çok enteresandı, yani konuşabiliriz. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. Şimdiden epey bir soru var. Hepsini birden soru cevabı bırakmak istemiyorum. Biraz bölüştürmek istiyorum izin verirseniz bazı soruları bu turda. Çimen Hocam, yine aynı sırada sizinle başlayacağız ama şöyle bir soru gelmiş. Erdinç Bozkurt bunu özel olarak size sormamı istemiş. Yani siz de bahsettiniz ilk turda, yani son dönem dizilerinde hani kadınlar nispeten biraz daha aktif bir rolde görünüyorlar. Erdinç Bozkurt şunu sormuş, yani bu topluma yansıyor mu ya da yansır mı? Ya da bu şekilde gözüktükleri zaman bu sadece kadının özgürlük alanının dizi ya da film ekranlarına mı sıkıştırıyor? Sosyal alana inmesine bir engel mi yaratıyor?
gibi bir soru gelmiş. Tabii bu ve diğer ikinci turda, ilk turda söylenenlere cevaben ya da onlarla ilgili olarak söylemek istediklerinizi de hep beraber alabilirsek çok güzel olur. Ben evet bir illüzyon yarattığını düşünüyorum. Yani o nedenle biraz da niye bize böyle bir şey bahşedilmiş, dönüp bu beyaz erkeğe bir bakalım derken öyle bir şey kastetmiştim. Daha özgür kadınları televizyon ekranlarından seyrediyoruz. Bu bir tür eşitlik hissini evin içerisinde oluşturuyor belki. Hani o akşam insanlar mutlu uyuyorlar. Bunun haftalık bir rutine oturduğunu ve hani herkesin şu anda eve kapalı kaldığı bu dönemde de bir tür alışkanlığa dönüştüğünü, hatta bir tür bağımlılığa dönüştüğünü konuşmamız lazım. Belki bilgisayar oyunu bağımlılığı gibi dizi bağımlılığı diye bir şey de var. Yavaş yavaş belki teorize edilir. Hani bir sonraki haftayı bekleyen bir fan kitlesi yaratan diziler bunlar. Şeyden bahsetmeliyiz. Gençlik hareketi olarak bir fanlık müessesesi oluşmuş durumda. Senaristlere kızan sosyal medyadan niye ona az sahne yazdınız, niye buna daha fazla yazmadınız, işte niye saçını şöyle taradınız falan diye sinirlenen bir kitleyle de birlikte değerlendirilmesi gereken bir şeye dönüşmüş durumda bu diziler. O yüzden galiba hakikaten Fuat Hoca'nın çok yerinde tespitiyle bir tür ideolojik aygıt ve kontrol aygıtı olarak da düşünmemiz gerekiyor. Sadece hani akşam hoşça vakit geçirten şeyler olarak değil. Ben postmodern roman tanımlamasını çok beğendim hocam bu arada. Pek çok öğrencim benim pek hacimli kitaplar okuyamıyorlar. Okumaktan hoşlanmadıklarını da çok açıkça söylüyorlar. Hani siz diyorsunuz bizim gençliğimizde Kemal Tahir okumadan olmuyordu. Ben böyle hafif kalın kitaplarla karşılarına çıktığımda yüz lira düşüyor hemen. Fark ediyorum onu ve şey diyorlar, hani internet ortamında okumayı seviyoruz. Önceleri çok garipsiyordum ben bunu. Biraz televizyonun tek kanalda olduğu dönemlerden kalan bir insan olduğum için. Ama şimdi hakikaten yani 2 saat, 3 saat belki okuma yapıyorlar. Yani okumakla ilgili bir problem yok. 2 saat, 3 saat konsantre olup okuyabiliyorlar ama ekranda okumak istiyorlar. Yani birinden ötekine giderek okumak istiyorlar. Tutarlı ve onları içine çeken ve karakterle özdeşleşmeye zorlayan bir okumanın onlar için bir yük oluşturduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla biraz hakikaten jenerasyon farkını da gözeterek konuşmamız gerekecek galiba. Erdinç Bey'in sorusuna cevaben dolayısıyla ben evet bir tür gerçek hayatta karşılığını bulamayan bir şey olarak kaldığını bu dizilerdeki özgür kadın hikayelerini düşünüyorum. Ama tabii ki dışarıda özgür kadın hikayelerinin gerçekleşmesini engelleyen bir tavrı var diyemem. Yani siz eğer mücadeleyi dışarı taşırsanız, dışarıda mücadeleye devam ederseniz bunun önünde bir engel yok. Ama insanlar seyrettikleri şeylerle bir tür tatmin bulup, hani zaten mücadeleye gerek yok çünkü bu eşitlik sağlanmış duygusunu ediniyorlarsa kurmaca karakterler nedeniyle, bu da olmayacak bir şey değil ki mi insanlar için hakikaten. Yani ne anlamı var şimdi sokaklara inmenin, bu konuda bir şeyleri daha yüksek sesle bağırmanın? Çünkü zaten işte görüyoruz, kadınlar dizilerde artık daha özgür. Bu da bir zihniyet dönüşümünün ifadesidir gibi bir yere geliyorsa korkarım mücadeleyi de eksilten bir tarafta olacak. Evet. Ben devam edeyim. Tabii edebilirsiniz. Tamam. Yani siz başka bir soru soracak mısınız diye. Hayır. Yani bu soruyla bağlantıyı tamam. Kurmak istedim ama lütfen devam edin. Tamam. Ya biraz o yüzden erkekliklere bakarak daha farklı bir yol açabilir miyiz diye sormak istemiştim ilk turda. Şimdi birkaç yerde sorular var kafamda, onları birleştirmeye çalışacağım. Birincisi siyaset olarak roman okumak bir noktadan sonra çok çözümleyici olmayabilir bizim için. Kemal Tahir örneğinde Emre Hoca'yı anlıyorum elbette. Kemal Tahir siyasetçi olarak bile düşünebileceğimiz bir isim hakikaten. Kurduğu roman evreni, onun bir siyasi problematiği çözmek, anlatmak, işte Osmanlı'ya dair bir takım çözümlemeleri ki o zamanların çok önemli tartışmaları bunlar. Ekonomi politik tartışmalar, işte Asya tipi üretim toplumu tartışmaları var, otoriter rejim tartışmaları var. Yani siyaset bilimi okumaları nın bir parçası Kemal Tahir aslında romanlarında. Ama bir yandan da insan hikayeleri bunlar. Yani hani siyasetin biraz arkasına, yanına, belki hani yamacına, yine o kadınlarla çizilen Kristeva'nın sözünü ettiği sınır çizgisine geleceğiz belki. Sınırlara doğru, çeperlere doğru bakmak gerekebilir. Kemal Tahir deyince benim aklıma Yorgun Savaşçı geliyor mesela. Yorgun Savaşçı bayağı bir Kurtuluş Savaşı tarihi.
oradaki mücadelenin hakikaten cephe cephe, işte hani hangi cephe açıldı, hangi isyan çıktı şeklinde tarihsel ilerlemesini anlatan, iktidatçıların başına gelenleri anlatan bir roman örneği. Ama bunun yamacında orada Yüzbaşı Cemil'dir baş karakter. Cemil'in bir savaşçı olarak savaş meydanındaki kırılganlığı mı diyeyim, hani artık o savaş yorgunluğu mu diyeyim, yani yorgun savaşçı niye yorgun tartışmasının içerisinde gayet toplumsal cinsiyetli, yani erkekliğe eleştirel bakabilen bir Kemal Tahir görüyorum ben mesela. Bu çok uzun zaman çok dikkat çeken bir şey olmamış. Hani biraz Emre Hoca'nın anlattığı hakikaten kim gösteriyor, yönetmene bakalım. Biraz da yönetmene eleştirel bakalım kısmını yapmaya çalışırsak eğer hakikaten. Ki Kemal Tahir'i mesela cinsiyetçi yazmakla hani suçlayan pek çok insan olmuştur. Bu erkek kadın meselesinde kadınları biraz hakikaten ikincil gören tavırlarla yazdığını hani gören ve örnekleriyle bunu gösterenler olmuştur. Ama Yorgun Savaşçı da savaş ortamında, yani savaşın erkekliği nasıl dönüştürdüğüne dair mesela bu çok mahrem bir hikaye. Yani edebiyatta savaş tarihi anlatan pek çok roman var. Özellikle şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünün kutlandığı işte hani 2015'te önemli toplantılar düzenlendi. Bütün Avrupa bunu konuştu. İşte 100 yıl geçti üzerinden ve çeşitli filmler, bugün hala Oscar alan ödüllü filmlerde biz savaş izledik. Ama bir noktadan sonra bunun içerisinde nasıl erkek kimliklerinin yıprandığı ve o karşılıklı kurulduğunu söylediğimiz iktidar ilişkisinin savaş ortamında bizi, yani sadece erkekleri değil tabii, kadınları da nasıl dönüştürdüğünü de görüyoruz ve konuşabiliyoruz aslında bu metinler sayesinde. Filmler, diziler ve bu konuyla ilgilenen her şey sayesinde. Ben şimdi Yorgun Savaşçı'yı mesela biraz daha farklı görüyorum Kemal Tahir'in diğer yapıtlarının yanına koyduğumda. Bu nedenle biraz yani şeyi de ayırmak gerekecek herhalde bir noktadan sonra. Bunların hepsi ideolojik aygıtlar olsa bile ulusal kanalda karşımıza çıkanlarla, Fuat Hoca'nın verdiği örneklere bakarsak, yani Abdülhamit figürü üzerine yüklenen bütün o değerler ve oradaki tartışmayla örneği biraz daha Netflix ya da hani internet yayını üzerinden oluşturulan evrenin de hakikaten şimdi iki ayrı evren olduğunu görüyoruz. Bu da bir fark yaratıyor. Niye ulusal kanalda mesela diğerlerini izleyemiyoruz sorusuyla da uğraşmamız gerektiğini şimdi düşünürken fark ediyorum. Bir yandan da ben 12 Mart romanları çalıştığımı söylemiştim. 12 Mart'ta da bir vatanı kurtarma tartışması var. Vatanı kurtarmak konusunda ortak ülkeleri olmasına rağmen nasıl kurtarılacağı konusunda farklı düşünceleri var tarafların mesela. Hani sağ ve sol diye basitçe ikiye ayıracaksak farklı şekillerde kurtulacağını düşünüyorlar vatanın. Ama buradaki kahramanlık idealleri, erkeklik idealleri diyebilirim mesela, benzeşiyor. Farklı yollardan aynı yere varmaya çalışıyorlar. Yani aynı şeyleri cesaret olarak adlandırıyorlar. Aynı şeyleri korku ve erkeğe yakışmayan şeyler olarak anlatıyorlar. Dolayısıyla işte Emre Hoca'nın çok güzel söylediği gibi hakikaten 50'lerdeki bir evi zengin gösteren şey nedir sorusunun peşinden gidip işte biz piyanoyu görüyorsak, o piyano oraya bir şey ifade ettiği için koyuluyor. O romanlarda cesur olmanın bir takım özelliklere denk düştüğünü düşündüğümüz için biz o erkeklik performansını o gösteri üzerinden izliyoruz. Böyle düşününce hayatımızda atmosfer adım bir tür performansa, bir tür gösteriye, gösterime dönüşüyor. Bu nedenle hakikaten dizilerin postmodern roman olarak adlandırılması da böylece yerine oturuyor. Yani izlediğimiz şeyler de birer naratif, okuduğumuz romanlar da birer naratif. Tabii şimdi burada çok krize sokmak istemiyorum düşünce tartışma alanını, ama bizim onları anlama çabamız da bir tür kurmaca. Yani yapısalcılık vardı bir zamanlar. Herkes bölerek parçalayarak anlamaya çalışıyordu. Çünkü oydu kurucu artık hani meta anlama çabamız diyeyim. O yıllara egemen olan. Şimdi post yapısalcı bir yerden bakıyoruz ve bunun etrafında gelişiyoruz. Biraz kendi yaklaşma çabamıza da yine geri dönüp eleştirel bakmamız gerekecek galiba. O yüzden hani hem bu anlayışların tarihte nasıl değiştiğini, iktidar anlayışının, siyaset anlayışının nasıl değiştiğini konuşmamız, hem toplumsal cinsiyetli konuşmamız gerekiyor gibi düşündüm. Bir yandan da yani tarihsel olarak bir takım şeyler değişiyor, birinden ötekine gidiyor, ama bunu sürekli bir ilerleme hikayesi olarak düşünmek de biraz yanıltıcı olacak. Belki yine Erdinç Bey'in sorusuna bir ekleme gibi olur bu. Yani hani eskiden kadınlar böyle gösterilmiyordu romanlarda, filmlerde, dizilerde. Şimdi özlediğimiz daha özgür kadın hikayelerini okuyoruz. Bu bundan sonrakilerin daha iyiye gideceğine dair bir
hani umut veriyor belki ama o kadar kolay kaybediliyor ki kazanımlar, ki bugün Türkiye'nin içinde olduğu durum bize kazanımları ne kadar hızlı bir şekilde de kaybettiğimizi de gösteriyor. Biz toplumsal cinsiyeti konuşamaz durumdayız şu anda. Bunu dolayısıyla bir anda yitirebileceğimizi de bilerek galiba düşünmemiz gerekiyor. O anlamda da hakikaten siyasetin daha farklı ne koyduğu ortaya önemli. Yani bu dizilerde daha farklı bir toplumsal cinsiyet tartışması var mı? Hakikaten sürdürülebilir bir şekilde var mı? Bir sonrakinde daha ileriye götürebiliyor muyuz tartışmayı, yoksa bir anda geriye mi düşüyoruz? Bunları düşündüm siz konuşurken. Bir de Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlarında çok tatlı bir sahne vardı. O aklıma geldi. Ben de şimdi onu söyleyeyim. Böyle bir ikinci tur olsun. Orada herkesin farklı bir isteği olduğu için karakter bunalır. Herkes kendi cumhuriyetini alsın, köşesine çekilsin der. Fuat Hoca aynı anda bir sürü dizi var, biri o kanala, biri bu kanala gidiyor deyince biraz da o çağrıştı. Herkes kendi cumhuriyetini alsın, kendi köşesine çekilsin. Herkes kendi dizisiyle, kendi ideolojik aygıtıyla o akşam evde onu mutlu eden neyse onu seyrederek çok özgür bir ülkede yaşıyormuş hissiyle devam edebilecekse eğer hayatına, bu bir çıkış yolu olabilir ama galiba ben edemeyeceklerini düşünüyorum. Yani bunların birbiriyle konuşması gerektiğini düşünüyorum. Bu diyaloğu oluşturacak şeyin de yine bu dizilerin içerisinden, edebiyatın içerisinden kurulması gerektiğini düşünüyorum. Oradan itibaren biraz krizdeyim. Yani hani TRT dizileriyle, ulusal kanal dizileriyle bizim hani şu anda bunların dışına düşen daha marjinal olduğunu söylediğimiz diziler birbirleriyle konuşacak mı? Biz bu popüler kültürü insanların birbirleriyle konuştuğu, birbirlerini anlamaya çalıştığı bir şey olarak kurgulayıp öyle görebilecek miyiz, öyle çalışabilecek miyiz? Ama bugün burada konuştuklarımız beni de böyle popüler kültür konusunda çalışmaya biraz heveslendirdi, onu söyleyeyim. 12 Mart karanlık geliyordu bana çalışırken bazen. Özeniyordum popüler kültür çalışanlara, dizi çalışıyorlar ne kadar güzel. Hoş bir hayatları vardır şimdi, dizileri seyrediyorlar falan diye. Benim için daha karanlık zamanlarla uğraşmak anlamına geliyordu, edebiyatla uğraşıyor olmak. Ama şimdi bunların birbiriyle konuşabildiği alanlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu daha iyi görebiliyorum. Umarım dolayısıyla birbiriyle konuşturabiliriz. En azından akademisyenler üzerinde çalışırken belki birbirleriyle haberleşmelerini sağlarlarsa hem edebiyatın hem popüler kültür ürünlerinin, bu bir aşama olabilir diye düşündüm. Çok güzel ve çok da önemli bence bir temenni. Evet, tekrar Emre Hoca'ya döneceğim. Emre Hocam, şimdi şöyle bir soru gelmiş. Aslında bu tabii senin, yani ikimizin yıllar içinde akademik tartışmalarda da çok da konuştuğumuz bir şey bu. Emre Hoca kurgu kurgu diyor demiş Sühendan Karauz. Peki kurgu her yerdeyse hakikat nerededir diye bir soru gelmiş. Burada hatırlarsın yani senle çok tartışıldık yayınlar üstünden de bunu, hani işte gerçeklik ve söylem ilişkisi üzerinden vesaire. Bugün konuşmacı sensin, sana sözü bırakıyorum. Ya şimdi şöyle bir şey, bir Çimen Hoca'ya bir iki dipnot düşme konusunda derin bir anlayış. Hani o lütfen işte, yani bütün söylemek istediklerim yani, çünkü bitirdiği yer mesela Baudrillard'ın simülakrası olup bıraktığı için, yani çoğulculuk hissi içerisinde ve çoğulcu olmayan, aslında birbirimizden çok farklıymışız da birbirimize çok benziyoruz. Hani süpermarket alegorisi içerisinde veya da işte başka şeyler alegorisinde çok farklıymış gibi gözüken zevkler içerisinde aslında hepimiz aynı zevklere sahibiz ve bu aslında bir yanılgı, bir yeniden üretim olduğu çok başlı başına düşünmeye değer. Şimdi hakikat meselesi benim çok uzun süredir uğraştığım bir mesele. Evet, postmodernizm rariyetecisinden geçmiş bir insan olarak yaş itibariyle üzerimize bıraktığı izleri reddedemeyeceğim. Yani ama şunu söyleyeyim basit, o konuda da bizim Pınar'la yazdığımız keyifli bir hakikat sonrası makalesi vardı. Orada şunu söyledik, yani pozitivizm tamamen bir illüzyondu, onu bir kenara bakalım. Gerçekliği uzattım, eğimi tuttum diye bir şey yok. Gerçeklik çok karmaşık bir şey, değişen bir şey, akışkan bir şey ve bakarken de değiştiririz bir şey deyip geçeyim. Şimdi şöyle bir aslında üç soru üzerinden gideyim ve hani biraz derli toplu konuşayım dedim. Dediğim gibi yoksa Çimen Hoca çok güzel düşünme alanları açıyor. Yani mesela Yorgun Savaşçı ve ben mesela Devlet Anayı da ona eklediğimde bu ikisini bir yere getirdiğimde Kemal Tarih'in yazdıkları kadar Kemal Tarih'in kim olduğunu da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. O konuda ben fikir turunda Kemal Tahir'in dışlanmış bir aydın olarak portresi üzerine bir şeyler çiziktirdim.
ana akımın dışına düşmüş olan çeşitli sınıfsallıklar vesaire vesaire. Yani o kim olduğu çok önemli. Şimdi kim olduğundan ben şu Kur'an meselesine geri dönmeye geleceğim. İlk soruya tartışmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir Kur'an kim yapıyor bunu meselesine ki o başka bir soru yapacak. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve çok da yanlış olduğunu düşünmediğim bir temsil kuramı var. Diyor ki bize basitçe bunu da ampirik olarak da gösterebiliyor. Bizim dünya hakkındaki algımızın çok azı doğrudan deneyimlenme. Biz dünya hakkındaki algımızı dışarıdan gelen bilgiler ışığında inşa ediyoruz. Ve burada medya olmak üzere kurgunun çok fazla rolü var. İnsanlar dışarının nasıl olduğunu bilmedikleri için gördüklerini dışarısı zannediyorlar. Ve bu da işte bizim ötekileştirmek yapıyor. Buradaki en iyi örneklerden bir tanesi şunu söyleyeyim. Mesela Amerikan haber, buna kötü dünya hipotezi ya da zalim dünya hipotezi diyorlar. Televizyon haberleri reyting elde etmek için çok zalim bir dünya resmediyor. O insanda insanlar olduğundan daha şiddet dolu olduğunu düşünüyorlar. Ve şunu düşünüyorlar mesela küçük çocuklara yabancılar zarar verir. Oysa resmi istatistikler gösteriyor ki küçük çocuklara yakın çevreleri daha fazla zarar veriyor. Yani bu bir yanılgı yapıyor. Şimdi bu temsil kuramı bize o kadar şey diyor ki kimin ne kadar nasıl temsil edildiği meselesine geliyor. Kadın temsili baştan başına bir sorun. Yani kadınlar ne kadar temsil ediliyor meselesi var. Yani gördüğümüz karakterlerin ne kadarı kadın ve nasıl temsil ediliyorlar? Hangi roller atfediliyor? Çünkü şöyle bir şey. Siz diğerinin öyle olduğunu zannediyorsunuz. Diğerini görmediğiniz için. Yani bu önemli bir illüzyon. Çünkü gerçekten de aslında çok az bilgimiz var. O dünyaya girme mesela o da işte belki bir şok etkisi yaratıyor. Onun dünyasını gösterdiği zaman biz o dünyayı tanımadığımız için onun öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu bize bir kadın temsilini zaten başı başına sorunsal olarak koyuyor. Kadın ne kadar temsil ediyor, nasıl temsil ediyor? Yani ev kadını vesaire. İkincisi etnik ayrımcılık. Siyahi temsil ne kadar ve hangi roller? İşte biraz önce Fuat Hocam'ın söylediği Cosby ailesi devrim gibi bir şeydi. Çünkü orta sınıf bir Afrikan Amerikan'dan bahsediyorduk. Oysa genelde suçlu olarak temsil ediliyorlar. Bunun da hesaplaması yapanlar var. Yaşlı temsili benim bir arkadaşım bu konuda çalıştı. Çok ciddi bir mesele. Televizyonda, ana akım medyada, reklamlarda yaşlılar nasıl ve ne kadar temsil ediyorlar? Hangi rollerde? Bakıyorsunuz bütün yaşlılar aciz, muhtaç. Gençlik temsilleri. Televizyonda gençlik nasıl yapıyor? Ve bu temsil meselesi o kadar önemli ki benim geçenlerde okuduğum yeni bir çalışma şunu gösteriyor. Gerçekten de insanlar LGBTİ birey tanıdıklar olduğunu söylüyorlar sorduğunuz zaman. Biraz üzerine gidiyorsunuz tanıdığı yok televizyonda görmüş. Televizyonda gördüğü zaman normalleşiyor ve rolü değişiyor. Orada görülen ya bu çok ciddi bir şekilde yani azınlıkların dışlanmışın kırılganların nasıl temsil edilir? Şu an ülkemizde çok sayıda Suriyeli temsil var bence çok önemli. Ama şu soruya geri dönelim. LGBTİ temsili nasıl? Bir Türkiye televizyonlarında, ana akım televizyonunda yok neredeyse. Varsa kriminal. Zorlamadır. Filmlere bakıyorsunuz kriminalize etmiş durumda vesaire vesaire. Buradaki sorunu görmeye başlıyorsunuz. Orada kalmıyor. Bu hayata böyle olsun diyoruz. İdeal baba kim? İdeal anne kim? Çocuk ne? Nasıl davranılır? Benim çok örneklerimden bir tanesi şuydu. İsmini unuttuğum bir dizide muhafazakar kökenli bir ailenin muhafazakar olduğunu göstermek için her baba, evin babası her eve girişinde ayakkabısını çıkartıp terliyordu. Çünkü böyle olduğunu düşünüyoruz. Bu ön yargılarımızı doğrulayan bir şey. Şimdi bu açıdan da senin sorunun şunu söyleyeyim. Evet insanların dünyaya bakış açısını değiştiriyor. Hani biraz önce söyledim ya yönetmen gidecek malı, gidecek imgeyi seçerken öteki tarafta gidecek imgeyi inşa ediyor. Bu da Amerikalı'da çok geçerli olan bütün Afrika Amerikalıların suçlu olarak temsil edilmeleri. Öyle temsil edildiğiniz zaman öyle davranılıyor. Şimdi bu da ikinci mesele geliyor değinmek istediğim kim bir Kur'an. Mesela şimdi tabii objektif olarak toplumsal cinsiyet konusunda aldığımız yolun çok fazla olduğunu söyleyemem. Ama temsilde değişiklik var. Bunun meşrulaştırıcı kısmını kabul ediyorum Çimen Hocam. Öyle temsil ettiği zaman meşrulaştırıyor. Bunun sebebine bakmak lazım. Bu neden değişti? Neden değişti? Çünkü kuranlar, kurgu yapanlar değişti. Daha fazla kadın medya sektöründe. Daha fazla kadın reklam sektöründe. Reklamlara para verenler daha fazla kadın. Dolayısıyla daha fazla kadın gücü elinde tutmaya başladığı zaman yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani burada şey de değil birden reklamcılar uyanıp aydınlanıp
olmuyor. Bir nesil ikamesi oluyor. Tabii yeni nesilde belki toplumsal cinsiyet rolleri açısından daha esnek. Belki de. Onun da etkisi var ama bu gösterenin kim olduğu, onun nasıl bir sosyallikten geldiği, güç ilişkilerinde nerede olduğu önemli bir şey. Bu çok akışkan bir şey. Şimdi isim vermeyeyim de 1950'lerdeki bir reklamı ben her zaman kullanırım. Ekmeğin üzerine bir margarin sürer. Çocuğumun sağlığını düşünüyorum, bunu ikram ediyorum der. Şimdi bunu yayınlasa linç yer. Mümkün değil bunu yayınlaması. Zaten onu kimsenin aklına gelmez böyle bir şey söylemek gibi bir meselemiz var. Dolayısıyla bu zamanın ruhunun yansımasının böyle bir şey var. Ben geçenlerde bir doktora tezi okudum. Umarım da yayınlanacak yakında. Reklam sektöründeki değişime bakıyor. İnsanlara bakıyor. O insanlar değişti. Eskisi gibi değil. O ataerkil kültürü biraz daha yerini daha eşitlikçi, belki de toplumsal cinsiyet farkındalığı yüksek bir şeye değiştiriyor. Bu önemli bir mesele. Yani o temsil edenin kim olduğu, o kurguyu kuranın kim olduğu. Şimdi bu da üçüncü tarafa getiriyor bu. Bence hani bunların hepsi çok büyük araştırma soruları. Bu kaybolan hikayenin yerine ne konulmaya çalışıyor diye sordu Fuat Hoca ve çok anlamlı. Hani ben bunu burada bir araştırma ajansı kuracak olsam şöyle bir araştırma ajansı koyarım ve bunu da tabii ki yine burada üzerine kurmak gerekiyor. Çimen Hoca da dikkat çekti. Birden fazla medya ortamı var. Bunu kabul ederek başlamak gerekiyor. Bir ana akım medya var. Biraz önce kontrol ettim. %48 toplam izlenme oranı var. Prime Time'da. Yani toplumun yarısını kendisine çeken bir ana akım medya var. Bu ana akım medyada bildiğimiz televizyonlardan oluyor. Ve ana akım medyaya baktığımız zaman Fuat Hoca'nın yaptığı klasifikasyonu yapmak gerekçinin arkasındaki öyküyü anlamak mümkün. Bu kurucu tarih dizileri var. Bunlar işte Dozu vardı, Müsteşem Süleyman vardı. Müsteşem Süleyman daha değişik bir tona dönüşen, yani Muhteşem Süleyman'ın çok o renklerini taşımayan bir şey. Muhteşem Süleyman'da biraz önce bir katılımcı söylemiş, küresel değişimden, yani tarihi dizilerin küresel yükselişinden ayrıklayamayız. Yani bunun Tudorlar da vardı, aynı dönemde yükselmiş olan Borcalar da vardı. Yani bak, o bir sürü hikaye var orada bakabileceğiniz. Tarihsel dizilerin yükselişine denk geldi Süleyman ve Süleyman'ın o kadar da idealize edilmiş bir tip olduğunu düşünmüyorum. Ama şu anda farklı, tam Fuat Hocam'ın dikkat çektiği şekilde ve özellikle devletin resmi kanallarından ya da devlete maddi açıdan bağlı kanallardan yaşayan bir kurucu mitler var. Bu tam bahsettiğimiz bu muhafazakar, milliyetçi sentezin oluştuğu yer. Bunu oraya kabul ediyorum. İkincisi, psikoloji dizileri var. Bu biraz daha insani bir mesele ama bunu da işte benim meselem değil, çok da iyi bildiğim konu değil ama psikolojik gibi, yani psikoterapi gibi bir lüks olan malzemenin halka inmesi, biraz vulgarize olması gibi gözüküyor bana. Yani bu işte Foucault'u masaya davet etmeyelim klinik meselesini de, yani sıradan sıkıntıların klinikleştirilmesi vesaire, o dilin konuşturması gibi geliyor. Ben en az Çimen Hoca kadar kötü bir dizi takipçisiyim bu arada. Size referansı Süleyman'dan açtım, farkındaysınız. Bir de ikinci medya alanı var. İşte bu birinci medya alanı ile ikinci medya alanını Bourdieu'nun ayrımı yapıyor. Netflix dediğiniz mesele var. Netflix'in yanına Blue TV koyun. Yanına Amazon'u koyun. Amazon Prime'i koyun. Bir de şu anda bizim bildiğimiz gençlerin sık sık kullandığı web üzerinden bir şeyler seyretmeyi koyun. Orası başka bir medya alanı. Yani orasının kendi dinamikleri var, kendi zevkleri var. Netflix burada biraz önce geldi. Başı başına bir şey. Yani Netflix'in bir benim için cazip olan algoritması var. Bunu seviyorsan bunu da seveceksindir dediği algoritma bir kere başı başına üzerinde düşünmeye değer. Onu kenara bırakıyoruz. Çünkü çok sağlam bir şey yapıyor. Ama Netflix'teki temsillere bir bakmakta fayda var. Kim nasıl temsil ediliyor? Hangi roller atfediliyor? Çünkü çok yapısı gereği çok hızlı müşteriye reaksiyon veren, müşterinin ruh haline çok hızlı reaksiyon veren bir kurum ve veriyi çok, yani başka konuya girmeyeceğim ama veri çok iyi topluyor. Kaçıncı dakikada neyi bıraktığınızı biliyor. Bakın bu çok anormal bir veridir. Hangi dizi kaçır, kim hangi diziden profilleri de biliyor. Bu öyle bir veri ki bulmak mümkün değil neredeyse. Ona göre yeni yapımları konfigür ediyor. Bir yerden sonra ilginç bir yere gidebilir. Ülkeler arası farklılaşma falan geçebiliyorum ama bu başka bir zevk alanı. Ve biraz önce yine söylendi, küresel kültürlü biraz işte Casa de Papel.
Narkoz. Biliniyor. Anlatabiliyor muyum? Gündelik yaşamda girmiş hale gelebiliyor ki yani biraz önce bahsi geçen bir başkadır. Netflix dizisi ve benim bahsettiğim dizi nasıl kısa film Netflix'e yayınlandı. Bu da önemli bir şey. Yani şimdi o da tam burada önün şeyi. Sadece çünkü 54 lira 54 lira. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir para olabilir, küçük bir para olabilir ama herkesin verdiği bir para değil. Şu anda yanımda o istatistikler yok. Yüzde kaç penetrasyonu var ama bir eşiktir. Bir madde eşiktir. Buradan başlamak. İki, şu anda hepimizin bildiği bir dert, uzaktan eğitimi, internet erişimi olmadığı için gerçi düzgün yapamayan bir ülkede yani internetten film seyretmekten bahsediyoruz. Bu yine bir eşiktir. Üçüncüsü, biraz daha yumuşak taraf olan ve benim ilgimi çeken o Bourdieu'cu bakış açısından bir zevk eşiğidir. Yani ondan haz etme eşiğidir. Hani burada bir hiyerarşi kurmuyorum. Netflix'e haz ediyorsun ne kadar iyi bir şey demiyorum. Ama öteki tarafta o da bir eşiktir. Bir tür işte kültürel sermayedir diyebiliriz. Ve bu zaten küresi olarak beslenir. Yani şimdi Hollywood'a dönmemize gerek yok. Yani Hollywood nasıl değişti? Bollywood nasıl değişti? Hollywood'da işte bağımsız yapımlar nasıl etkisi? Bunlar çok karışık işlere geliyor ama bunun izi gölgesi buraya düşüyor. Reklamcıların gölgesi buraya düşüyor. Tiyatrocular mesela yine bir başkadır ekibinin tiyatro kökenli olmasının tiyatrocuların gölgesi geçiyor ve bütün bunlar sermaye meselesi. Farklı sermayeler ama öyle bir şey ki bir başkadırdaki espri hatırlayın şey için diyor yani düşük ekonomik sınıf için yapılmış bir dizi boş ver diyor. Yani bütün bu sermayeler belli bir zevki tatmin etmek için bir araya geliyor. O da belli bir naratif oluşturuyor. Şimdi hocam hani sizin sorunuzu yeniden çerçeveleyip sormak istiyorum. Hani bu dizilerin hepsinin birer naratif ürettiğini düşünelim. Bir anlatı ürettiğini düşünelim. Benim hipotezim şu, her anlatının kendi alıcısı var. Yani bir başkadırın anlatısının kendi alıcısı var ve onun siyasi tahayyülü farklı. Öteki tarafta işte ismini bilmediğim dizinin kendi alıcısı var. Onun alıcısı farklı ve onun siyasi tahayyülü farklı ve burada da bir çokluk var. Ve yine başa geleceğim, hani bitireceğim orada. Bu kutuplaşmış medya ortamında zaten hepimiz kendi dünyamızda yaşadığımızda diğer dünyanın varlığından da habersiz olduğumuzdan hocam o diğer tahayyülle de habersiz kalıyorlar. Yani bu kutuplaşmış ve parçalanmış medya sistemi sadece gazetelerde olmuyor, kültürel tüketimde de oluyor ve her kültürel tüketim diğerinin kültürel tüketiminden habersiz oluyor. Sentez noktaları kayboluyor bir mucize olana kadar diyeyim. Dolayısıyla hani sizin söylediğiniz bir anlatı kayboluyor, bir masal kayboluyor ama o masalın bir türlü satan insanlar var mı devam ediyor deyip burada duruyor. Emre çok teşekkürler. Şimdi sen de değindin. Fuat Hoca'ya da aslında oradan bir soruyla Fuat Hoca'ya geçmek istiyorum. Çünkü İsmail Bozkurt bir yorum ve soruda bulunmuş. Bourdieu'dan, Habitus'tan da bahsettik. Bir de diyor bu 92'de Peterson'ın kültürel hepçilik kavramı var. Yani işte bu yerelin hızlıca ulusallaşması meselesi. Yani burada hani bu küreselle ulusal olanın arasındaki sınırların gittikçe birbirinden kalkması. Yani evet, bir yanda belki statik daha polarize kamplar var ama bir yandan da habitusların da hızlıca değişebileceği bir ortamda mı yaşıyoruz günümüzde diye bir soru gelmiş. Sizin özellikle küreselleşme üzerine de çalışmalarınız olduğu için bu soruyla beraber size dönmek istedim hocam. Tabii valla ben de hem Çimen Hoca'yı hem Emre Hoca'yı çok zevkle dinledim. Yani bu tür bilgilere sahip olmak lazım bir. Özellikle yani Emre Hoca'nın teknik verdiği bilgilere de. Artı şunu da söylemek lazım. Hani dizileri çok underestimate, yani göz şey yapmayalım. Biraz postmodern roman devrimin nedeni. Bir kere çok kaliteliler, çok çok iyi yapımlar. Ve bir anlamda da böyle bir havada kalan değil, esasında bugünün dünyasını, her ne kadar geçmişe gidiliyor, bugüne gelmiyor ama bugünün dünyasını da çok iyi temsil eden de diziler. Yani ilginç bir şekilde baktığınız zaman hani biz tabii küreselleşme ve ulusallaşma, yerelleşme, bu yani yerel küresel ya da bugün son dönemlerde yerli milli ya da yani yerli küresel, bu tür çalışma veyahut da farklılaşma alanlarında
baktığımız zaman tabii ki o hani yerel küresel ilişkisi de önemli ama bütün bu dönüşümler içinde mesela gördüğümüz bir şey bu belki de neoliberalleşme yahut da otoriterleşme şeklinde yani bireyin içine girmiş olduğu girdaplar. Bu diziler mesela bunu çok iyi anlatıyorlar. Yani romanlar da çok çok iyi anlatıyorlar. İlginç bir şekilde ister Türkiye'deki dizilere bakalım, ister yurt dışındaki dizilere bakalım. O eski anlamda hani iyi kahramanlar, kahraman olan iyidir der. Bu tür dizilere baktığımız zaman yani bir ikinci Türkiye dediğim, daha gerçek Türkiye dediğim, hani tarihin yeniden yazımı değil de bugünün sosyolojisine dokunan, bugünün psikolojisine dokunan diziler. Hani ben de söyleyeyim bu kadar dizi seyretmiyorum. Okuyorum üzerlerine. İlgimi de çekiyor ama mesela yani bu bir Kırmızı Oda biraz da bir psikanalitik ama yani daha sünniyetler, sadakatsizler esası bugünün sadece psikoloji olarak bakmamak lazım. Bugünkü bireyin yalnızlaşması, bugünkü bireyin üzerinde düşen yani o ağırlıklar, daha evvelden kimlik düzeyinde bakıyorduk. Yani sınıf düzeyinde bakmak, geçim kaygıları, hayat mücadeleleri yani bunlarla dokunmak. Bunların hepsi bence herkese dokunduğu için zaten çok seviliyorlar. Yani artık böyle hani bizim düşündüğümüz hani iyi kahramanlar falan diye değil. Herkesin biraz iyi biraz kötü olduğu, herkesin biraz olumlu biraz olumsuz olduğu, herkesin biraz saldırgan biraz içe kapanık olduğu. Yani tam o anlamda hani yani kimlik inşası gibi yani benliğe baktığımız zaman birey demeyelim benlik diyelim hani benliğin inşasındaki o karmaşıklık bugün yaşanan şeyleri çok çok bence iyi anlatıyorlar ve o yüzden de başarılı oluyorlar. Öbür taraftan da yani ister Diriliş Ertuğrul'a bakalım ister Kuruluş Osman ister Uyanış Selçuk'a bakalım orada esasında toplum yok. Orada insanlar, bireyler yok. Orada devletten bir bakış var. Devletten bir bakış içinde lider var. Ve liderin de o toplumu kucaklayışı var. Yahut da tabii ki o devletin ve liderin hareket tarzı içinde ona olan iç ve dış düşmanlar var. O yüzden de esasında bir taraftan tarih anlatılıyor ama aynı zamanda bugünün Türkiye'si yahut da işte bugünün Trump Amerika'sı, bugünün Avrupa'sı, Brexit'ti onlar anlatılıyor. Yani o yüzden de esasında bence yani küreselleşme, yerelleşme yahut da benlik inşası baktığımız zaman bu psikoloji, sosyoloji, popüler kültür bunların çalışma alanları oluyor. Bu karmaşıklığı çok iyi anlatıyor. Mesela benim beğendiğim, onu seyrettim Netflix'te, Ozark diye bir dizi vardır. Mesela herkesin esasında kötü olduğu bir dizidir. Yahut da Mad Men diye bir dizi vardı. 60'lar Amerika'sını anlatıyordu ama hiç böyle iyi kahramanlar, hepsi kötü kahramanlar. Breaking Bad vardı, kötü kahraman. Ama şimdi bir başkadıra baktığımız zaman, Fatma'ya baktığımız zaman Fatma da hem bir taraftan evlere giden bir temizlik işçisi ama öbür taraftan da bir seri katil. Fakat öyle bir seri katil ki esasında her öldürdüğünü anlatmak istiyor, polis dinlemiyor. Yani polisin tam şey yaparken esası orada bulunuyor. Yani bu mesela Guantanamo vardı biliyorsunuz 11 Eylül'den sonra. Agamben'in çalışmalarında referansla yani hem yaşayan hem yaşamayan yani yaşadığıyla yaşamadığı, varlığıyla varlıksızlığı çok iç içe geçmiş bir benliği çok iyi anlatıyor. Çünkü Fatma esaslı bir seri katil gibi öldürüyor. Hatta polise gidiyor. Polise gittiği zaman itiraf etmek istiyor. Polis dinlemiyor. Yahut da hani elinde tabancayla temizlik işçisi yapıyor, orayı polis arıyor. Hiçbir zaman Fatma'yı aramak yahut da ona bir soru sormak akıllarına gelmiyor. Çünkü o yani öyle bir insan. Kimsenin konuşmadığı, kimsenin dokunmadığı, kimsenin varlığından haberdar olmadığı. Yani varlığıyla yokluğu bir şey o. Bu Agamben bunu İngilizce object identity derler. Bunu bu dönem, bu postmodern dünya, bugünün dünyasının kimlik dönüşümünde çok önemli bir referans olarak gösterir. Yani bu böyle bakıldığı zaman esasında görüyoruz ki yani dünyanın değişimine, benliğin değişimine ve benliğin farklı boyutlar içinde. Bir tanesi yerel küresel olabilir, bir tanesi yani iş eşitsizlik, ötekileştirme yahut da aşırı bireyselleşme olabilir. Öbürsü biliyorsunuz bu COVID-19'da maske takma takmama gibi yani normlara uyma, normlara uymama olabilir.
öbürsü devletin bu yani Hunger Games'lerden, açlık oyunlarından bugünün dizilerine kadar devlet bir taraftan bizi koruması gerekiyor ama koruyamıyor olunca daha apokaliptik bir dünyaya doğru mu gidiyoruz olabilir ve son olarak da esasında benim ilgimi çeken giderek artan bir şekilde iklim değişikliğinin benlikle ilişkisinin çok daha giderekten hani o şeyin Çimen Hoca'nın Kristeva'ya referansla kadın temelinde sınır dedi ya, yani iklim değişikliği ve o felakete mi gidiyoruz da başka bir sınırı oluşturuyor. O yüzden bence bir taraftan yeni realizm denen çok bugünün dünyasının bir anlamda tasviri, bir anlamda eleştirisi değil ama tasvirini, o diagnostik tasvirini veren bizler olduğu için de başarılılar. Yani esasında oraya tekrar gelerek yani bitireyim. Yani bu yeni hikaye yaratmada bu tür şeyler giderekten çok önemli olacak ama burada birebir bir nedensellik kurmamak gerekiyor. Çünkü Emre Hoca'nın söylemiş olduğu yani Netflix ne zaman yani izleniyor, hatta o izlerken şunu da beğeniyorsunuz diyor ama biliyorsunuz hani onunla da ilgili çok ciddi bir hani gözetim kapitalizmi gibi yani bir anda bizi hepimizi de bir ürün yapıyor. O anlamda esasında bugünün dünyası bunları izlerken yani bir taraftan bir hikaye izliyoruz fakat o hikayede esasında para var, uyuşturucu var ama bir tarafta da kendimiz de ürünümüz. Çünkü biz ne kadar izlersek internette o kadar başarılı oluyor. Yani Fuat Keyman'ın aynı sadece izleyici de aynı zamanda ürün oldu fakat bunun bilmediği bir şey. Böyle de bir çok ciddi bir kapitalizm tartışması, küreselleşme tartışması da var. Bütün bunlara geldiğimiz zaman esasında bence hani ilk başta Çimen Hoca ile Emre Hoca'nın söyledikleri, yani ben de siyaset bilimciyim, uluslararası ilişkilerciyim ama her zaman bu ideoloji ve siyasal kuram benim ilgimi çekmiştir. O yüzden de hani buraları biraz hani biraz da bu COVID-19 nedeniyle de evde çok hapis kaldığımız için bu dizileri ben de yani diğerleri gibi yani izliyorum. Fakat burada yani hakikaten bizi izleyen arkadaşlarımız akademikle bir program yaptığımız için bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Yani edebiyatıyla ilgilenmeme, dizilerle ilgilenmeme, yani hem bugünün Türkiye'si ve dünyasında bu hegemonya kurmanın hem de alternatif hegemonya ya da alternatifleri kurmanın çok önemli alanlarından biri bu popüler kültür dediğimiz, yani en genelde romanlardan filmlere ve dizilere kadar olan kısım. Buralarda esasında farklı Türkiye'leri, ben en azından iki tane farklı Türkiye görüyorum ama aynı zamanda bir Türkiye tablolarını da görüyoruz. O yüzden bu alan bize çok ilginç bir pencere açıyor. Yani Türkiye'yi ve dünyayı ve onların geleceğini anlamada deyip ben burada bitireyim. Evet. Harika, çok teşekkürler Fuat Hocam. Şimdi çok az zamanımız var, 3-4 dakika. Fuat Hocam siz de izin verirseniz. Ben sorular var çünkü 1-2 tane daha. Çok kısaca sormak istiyorum. Çimen Hocam, size Merve Özkan Borsa sormuş. Daha doğrusu hem bir kendi görüşünü bir iletmiş, sizin de fikrinizi merak ediyor. Şöyle diyor, yeni dizilerdeki kadın kurgusu gerçekten özgür olarak ortaya konmuyor. Hep kadınlar bir erkek etrafında, işte bir eş olarak ya da işte aldatılan eş vesaire vesaire olarak resmediliyorlar. Sadece işte kadının okumuş olması ve ya da çalışıyor olmasından hareketle bence pek de özgür resmedildiğini söyleyemeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye sormuş. Ben de size iletmiş olayım. Benim hani şu anda çok iyi bir takipçisi olmadığım için dizilerin burada bocalıyorum. Kimi noktalarda karakterleri daha özgür çiziyor olabilirler. Ama elbette bu herhangi bir özgür karakterin hiçbir şekilde bağlı ilişkiler geliştirebileceği anlamına gelmiyor. Hani kadın hareketinin Türkiye'de uzun bir tarihi var. O tarih boyunca da biz zaten bu çatışmalı hallere çok aşina değil miyiz? Bir yandan hani eğitiminiz çok yüksek olur. Pek çok konuyu açtığınızı düşünürsünüz ama kendi özel ilişkilerinizde şiddet gören, duygusal ya da fiziksel şiddet gören, bununla ilgili problemler yaşayan, bunu çözmeye çalışan pek çok insan var. Biraz gerçeğini yansıtabilmek için, hani buradaki çatışmalı durumu belirginleştirebilmek için bu şekilde çiziliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani bir yandan belli konularda daha iyi olan, daha yükselmiş, görece özgür bir kadın olarak dizayn edilip bu karakterler.
Ama öte yandan da işte yine yanlarındaki o ilişkisellikler nedeniyle o çatışmalı hegemonik iktidar meselesinin içine çekilen, bununla ilgili bocalayışlarını izlediğimiz, ki böylece ancak bir hikaye üretmek, belki bir miktar daha izlenebilir bir hikaye üretmek mümkün olduğu için bunu tercih ediyor olabilirler diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ve en son olarak da Emre, sana döneceğim. Netflix'le ilgili bir soru vardı. Aslında sen onu kısmen yanıtlamış oldun. Basri Alpakıncı sormuştu. Yani Netflix işte toplumu aynı mı tutuyor, nasıl dönüştürüyor? Fuat Hoca da zaten bahsetti. Hani Netflix bu yeni teknolojiler sayesinde biraz da biz de ürün haline geliyoruz. Bir de tabii mesela bu değil mi son dönem popüler olan videolar var. Onu sormuşlar. Birkaç kişiden de gelmiş o. Netflix'ten bile daha çok izleniyor diyorlar mesela bu sohbetler videoları için. Peki bunlar, yani bunların çok ilgi görmesi de bu YouTube videolarının toplumu ne ölçüde yansıtıyor diye bir soru gelmiş. Ve bu son derece popüler ve güncel soruyla da Emre sana yöneltiyorum ve seninle de kapatabiliriz. Şimdi o biraz tabii önemli bir boyutu, yaş boyutunu, nesil boyutunu devreye soktuğunu düşünüyorum. Hani bu kuşak meselesindeki bütün şüpheciliğime rağmen bu bilgi edinme kaynaklarımız, bilgi edinme pratiklerimiz açıkçası kuşaklar arasında çok büyük fark gösteriyor. Ben bunu birinci elden deneyimledim. Bir bilgisayar sorunu karşılaştığında ben sağ sol karıştırırken oğlum iki video seyretti, çözdü sorunu gibi bir şey. Yani bu bilgiye erişme konusunda bu YouTube'u biz karantinada keşfettik bizim nesil. Biz daha önce bunu önemsemiyorduk. Yani şu anda mesela yaptığımız şeyi hayal bile edemiyorduk. Biz işte bu klasik Karaköy'deki çok güzel mekanda toplanır. Öncesine bir saat kahve içer, arkasına bir saat kahve içer ve gayet efektif olmayacak bir şekilde dağılırdık. Şimdi öğreniyoruz. Bu şeyi de öğreniyoruz. Bu haber videolarını da öğreniyoruz. Bu aslında oraya gelene kadar 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon takipçisi olan YouTube fenomenleri Türkiye'de var. Ve onlar başka bir dili, başka bir şekilde konuşuyor. O da bir alan. Onu da tutmakta fayda var. Ve en önemli şeylerden biri benim hani gözümü korkutan dediğim şey, mesela burada hiç biz müziğe girmedik. Müzik de popüler kültürün bir parçası. Genç meslektaşlarımızda rap'i çalışan var ama anladığım kadarıyla Bağcılar'la Sulukule arasında bir fark varmış vesaire vesaire. Bu benim anlamam mümkün değil. Bu da aslında araştırmacı olarak ne kadar acil olduğumuzu da gösteriyor. Yani buradaki her şeye hakim, her şeyi çözebilen araştırmacı çare duruma düşüyor. Hani neyini anlayacağım diye. Bu da daha yumuşadıkça işte onu anlama meselesi başka kodlara oluşturuyor. Onu da düşünmekte fayda var. YouTube'u da biraz öyle görüyorum. Ben iyi, hani bizim nesillerin çok iyi kullanıcısı olduğunu düşünmüyorum. Ne üreticisi olarak ne tüketicisi olarak. Alaturka alışkanlıklarla yapıyoruz. Hani bu Alaturk alışkanlıklarda işte bilgiye adapte olma sürecimizi de yapıyor. Hani eğer son dönemde popüler olan videoları düşünecek olursak muhtemelen söz konusu videonun tüketicilerinin yaş ortalaması oldukça yüksek. YouTube'un diğer videoların tüketicisi o kadar bir pasif dinlemeye katlanacakları zannetmiyorum. Diğer videocuğum bu hayatın her alanında var. Ya ki bu şey kültür çalışmanın işte hoca Fuat Hoca da bahsetti. Elden kayan, kaygan bir tarafı var. Yani kitap olduğu zaman, dizi olduğu zaman vesaire rahat ediyorsunuz da daha yumuşak tarafa geldiğinde. Kapatmadan bir şey söyleyeyim. Yani Basri Alp Akıncı'nın sorusuyla alakalı. Diziler aslında sinema çok kuvvetli bir araç. Diziler de çok kuvvetli bir araç. Çok çarpıcı bir araç. İşte bir ülkenin de kendi derdini anlatması dizilerle mümkün olabiliyor. Bir davanın kendisini anlatması dizilerle mümkün olabiliyor. Yani bilgiyi iletmek için öyle bir öykü kurmak ve bunu dizi yoluyla anlatabilmek onu ansiklopedi yapmaktan daha etkin hale gelebiliyor ama o dili konuşmak lazım, onu söyleyeceğim. Biraz önce söylemiştim ya, YouTube konusunda biz doğru kullandığımızı zannetmiyorum YouTube yoluyla. O dili kurmakta da çok başarılı değiliz. Orası yeni bir kıta. Yani hani var olduğunu bildiğim zaman ne olduğunu bilmediğiniz bir kıta. Biraz önce bahsettiğim nesil ikamesi gelirse o zaman başka bir şey. Daha efektif kullanabilir. Efektiften de kastım derdini anlatma açısından daha şefsale gelebilir. Bunları tartışmak ve çalışmak lazım diye bitiriyorum. Yani bunlar
cidden vakit ayrılması gereken, çok ciddi çalışması gereken bir şeyler. Çok yıllar önce Arjantin'de Buenos Aires'in Her Gece Yaşamı diye bir kitap okuduğumu hatırlıyorum. İstanbul'un Her Gece Yaşamı çalışılsa kim bilir neler çıkar diye de bitirmek istiyorum. Çok renkli işler çıkabilir ama ya çok fazla yapıldığını düşünmüyorum. Şeyse, Senem şey geldi. Evet, kesinlikle katılıyorum Emre. Bir de tabii anormal bir hızla da değişen ve gelişen bir iletişim sektörü de var. Yani tabii sosyal bilimciler olarak bunlara eğilmek gerekiyor ama tabii meslekten ziyade de aynı hızda belki bunu ölçüp bunu çalışabilme imkanı da olmayabiliyor ama kesinlikle bakılması lazım. Evet, bence çok çok güzel bir tartışma oldu. Ben üçünüzden de çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan ötürü. Bütün izleyicilere, dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Bak, hem izleyici hem dinleyici var şimdi, değil mi? Mesela webinar da yeni bir metot Emre'ciğim. Belki çalışılması gereken etkinlik üzerine. Dolayısıyla yorumlara ve sorulara da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir başka Salgın ve Toplum İPM webinarında görüşmek üzere diyorum. İyi öğleden sonraları, güzel bir hafta dilerim. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.